Merhabalar. Öncelikle bugün burada Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'nun birlikte gerçekleştireceği sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında su ve atık su yönetiminin sürdürülebilirliği eğitim serisinin ilk eğitimi için toplanmış bulunuyoruz. Her birinize hoş geldiniz demek istiyorum. İsmim Ahmet Cihat Kahraman. Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörüyüm. Bu süreci Türkiye Belediyeler Birliği ve Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte yürütmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında bu konuyu oldukça derinlemesine irdelemeyi arzu ediyoruz. Bunun da çok iyi bir fırsat olacağı kanaatini taşıyoruz. Program boyunca İngilizce sunum yapacak olan konuşmacılarımız var. O nedenle siz Zoom programının hemen alt tarafındaki barda bir interpretation bağlantısı göreceksiniz. Türkçe dile sahip olanlar oradan İngilizceyi tercih ettikleri zaman tercümanlarımız eş zamanlı olarak simultane tercüme yapacaklar. Tam tersi de İngilizce sunum yapacak olan konuşmacılarımız için de geçerli. Sözü çok fazla uzatmadan bugün programımızın hemen başında açılış konuşmalarıyla bizi selamlayacak olan Danimarka İstanbul Başkonsolosu Sayın Anette Gelskjöt Hanım, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Cemil Arslan Bey ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Birol Ekici Bey açılış konuşmalarını gerçekleştirecekler. Hiç vakit kaybetmeden ilk açılış konuşması için Sayın Anette Gelskjöt Hanım'a sözü vermek istiyorum. Buyursunlar, çok teşekkürler aramızda olduğunuz için Anette Hanım. Thank you very much, and good afternoon to everybody listening in from Turkey and Denmark and anywhere else in the world. I'm very pleased to be opening this technical workshop today. As we all know, water is essential for our existence, but actually fresh water resources only constitutes 2.5% of our global water resources. This is a huge challenge for humanity and also in Turkey. And contrary to common beliefs, Turkey is not a water-rich country. Increasing population, booming economy, and more than 80% urbanization all constitute to Turkey moving towards becoming a water-poor country. Add to this that only 296 out of 3,225 Turkish municipalities have wastewater facilities today. And out of these, 22% are located in the Marmara region. There's a clear need in Turkey for new initiatives, partnerships, and technologies to enable better wastewater management and preserve water resources. Denmark is at the forefront of water technologies with companies like Danfoss, Grundfos, ABK, and Kamstrup. But also state-of-the-art technologies to ensure efficient and transparent water management. Through this series of technical workshops, we hope to inspire Turkish municipalities, and we're very happy to have Aarhus Vand with us for this. Aarhus Vand distributes more than 15 million cubic meter drinking water a year, and they treat more than 30 million cubic meter of wastewater. These processes require a lot of electricity, and Aarhus Vand therefore works to constantly develop more energy efficient and eco-friendly solutions. Aarhus Vand receives more than 4,000 visitors a year, and I do hope we will be able to take some of the water technicians and people from the Turkish municipalities to Denmark at some point when the world in some form becomes a travel bar again. To visit with them, and they also provide know-how on sustainable water solutions also outside Denmark. For many years, the Trade Council of Denmark has been working very closely with Aarhus Vand to provide knowledge sharing abroad.
So I do hope you will enjoy today's seminar and will be inspired to bring in new sustainable water solutions to Turkey. Thank you so much. Bizim bir önerimiz olmuştu. Biz konuşabilir miyiz Cemil Bey acaba önce benim? Çünkü 15 geçe bir programım var. Kuşkusu Sayın Genel Sekreterim. Çok teşekkür ederim. Pekala, buyursunlar efendim. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici Bey. Anet Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel özetlediği açılış konuşmasıyla. Anet Hanım'a ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Cemil Bey'e saygılarımı sunuyorum. Bizi böyle güzel bir programa dahil ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim yaklaşık artık kıdemli bir kamu yöneticisi olduk. Ve sürekli kamu hizmeti sunmakla görevli olduğumuz için ömrümüzde taşrada bizzat fiilen işlerin içerisinde olduğumuz için daha önce hem İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğim hem de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğim var. Ömrümüz ülkenin değişik coğrafyalarında kaymakamlığım var. Ömrümüz suyu olmayan yerlere su götürmekle, efendim kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon götürmekle aslında geçti. Bugün bu programa bu yüzden son zamanlarda katıldığım, en heyecanla katıldığım program olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bizi buraya dahil ettiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Türkiye tabii 20. yüzyılda özellikle kalkınma hikayesi yazan ülkelerden birisi. Milli gelirini çok önemli oranda arttıran ülkelerden birisi ve milli gelirimiz de yıllarca hani 5000 doların altında olduğuydu. Çevre konusuna baktığınız zaman böyle 5000 doların altındaki ülkelerde, 5000 dolar milli gelir olan ülkelerde çevre konusunun aslında çok da önemli olmadığı bize okutuldu akademik çevrelerde. Bu çerçevede Türkiye artık 10.000 doları aşan bir milli gelire sahip bir ülke olarak kanalizasyonunu, çevresini, çevre kirliliğini, suların kirliliğini çok daha dikkat alan, çok daha duyarlı bir ülke oldu son 20 yıl içerisinde. Bu çerçevede gerçekten bugün bizdeki oranlarda, Anet Hanım da oranlar söyledi, su hizmetlerini artık halkımızın %98'ine iletebiliyoruz. İçme suyunu, bu temiz içme suyunu herkesin musluğuna %98'ine iletebiliyoruz. Bunlar benim kamu hizmetine başladığım 1990'lı yıllarda oldukça düşüktü. Bugün artık Türkiye dünyanın G20 ülkeleri içerisinde yer alan bir ülke olarak bugün artık özellikle İstanbul'un suyunu Düzce'den 2-3 ilayet ileriden getiren, geçen gün Gaziantep'in suyunu Maraş'tan götüren bir ülke olarak hem çevremizi hem su kaynaklarımızı daha iyi korumamız gerektiğini Anet Hanım'ın da söylediği gibi su fakiri bir ülke olduğumuzun da bilincindeyiz. Su kaynaklarımızı daha iyi korumak zorundayız. Daha doğrusu sularımızı halkımıza çok daha iyi paylaşmak zorundayız. Hatta diğer ülkelerle de su kaynaklarımızı iyi paylaşmamız gerektiğini, su kaynaklarını kirletmememiz gerektiğini, onları korumamız gerektiğinin bilincindeyim. Bugün itibariyle bir de şunu söylemek istiyorum. Artık dünyanın bütün kentlerinin sorunları aşağı yukarı aynı. Yani bir büyük şehir dediğiniz zaman toplu ulaşımını çözmemiş, içme suyu kaynaklarını en iyi şekilde kaliteli hale getirilmemiş, İstihdam meselesini çözmemiş, eğitim meselesini çözmemiş bir şehrin ben dünya şehriyim diyebilmesi mümkün değildir. Ve bu sorunların çözümleri de aslında bütün büyük kentler tarafından aynıdır, ortaktır. Yani Danimarka'daki bir şehrin su kaynağı kirlendiği zaman nasıl ki o şehir hem ülke tarafından cezalandırılacak hem de halkı tarafından cezalandırılacak ve nüfus kaybına uğrayacaksa bugün bir şehrin cazibesini yaratan en önemli şeylerden birisi temiz ve sağlıklı içme suyu kaynağıdır. Bu çerçevede Danimarka'nın su zengini ve su konusundaki ileri çabalarını ve çalışmalarını biliyorum. Bizim Danimarka'dan şehirlerimize kazandıracağımız çok güzel tecrübeler olduğunu biliyorum. Bizim Belediyeler Birliği olarak, Türkiye Belediyeler Birliği olarak en önemli görevimiz belediyelerin başarılı projelerinin diğer belediyelere aktarılmasıdır. Bu çerçevede de Danimarka'nın başarılı uygulamalarını belediyelerimize aktarabilmemiz bizi misyonumuzu tamamlama açısından
bizim açımızdan çok faydalı olacaktır. Bunun sadece Marmara bölgesiyle sınırlı kalmayıp, Cemil Bey'den önce konuştuğum için ön alıyorum bu alanda da, tüm Türkiye'deki istekli belediyelerle işbirliği yapabilmemiz ve bizim buna aracılık etmemiz son derece uygun olacaktır. Ben en kısa zamanda Anet Hanım'ı da ziyaret etmeyi, Cemil Bey siz de buyurursanız birlikte ziyaret etmeyi ve bu alanda işbirliğimizi geliştirmeyi diliyorum. Çok özür dileyerek 15 geçe mutlaka ayrılmam gerekiyor. Randevum var. Bakanlığın birisindeki randevuma 1:30'da yetişmek zorundayım. Beni affederseniz genel sekreter yardımcım. Ondan sonra şube müdürlerim burada programı devam edecek ve ben çıktılarını da hasreten takip edeceğim. Özür dileyerek şimdi müsaade isteyeceğim. Çok teşekkür ederim. Ancak sonuçlarını takip edeceğim. Şu anda telefonumdan da programı takip edeceğim ve dinleyeceğim randevuma girinceye kadar. Cemil Bey sizi de dinleyeceğim. Bana müsaade ederseniz çok teşekkür ederim. Çok onur duydum. Çünkü ömrümün neredeyse tamamını şöyle böyle konuşmak istemem ama çok heyecanlıyım. Hakkınızı helal edin. Önceleri köylere su götürdük. Sonraları köylerin mahallelerine su götürdük. En son mahalleden 300 metre biz özellikle ben Antalya'da görev yaptım. Antalya'da yörükler yaşar. Yörükler birbirinin tavuğunun sesini duymak istemez. Köpeğinin sesini duymak istemez. Hepsi 500 metre 500 metre ülkenin dağların her alanına yayılmış oluyor. Daha sonra da o 500 metre 500 metre uzakta oturan insanlara içme suyu götürdük. Ve ilk defa içme suyunu çeşmesinden açan yaşlı kadınlara, 80 yaşında, 75 yaşında kadınların hikayelerini dinledik. Yani beni bundan bir bölgeye içme suyu götürülmesi, o bölgenin suyunun temizlenmesi, emin olun yani o kadar anılarım var ki. Yani köy biraz eğimli alanda tuvaletlerini yapıyorlar, suyu köyün altından alıyorlar. Dolayısıyla su kaynakları kirli. Bir kanalizasyon yaptığımız zaman su kaynağı tertemiz oldu. Yani bu konuda çok çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de heyecanınızı paylaşıyoruz. Ben çok fazla yine uzatmadan sözü genel sekreterimiz Dr. Cemil Arslan'a vermek istiyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Ben de öncelikle herkese saygılar sunuyorum. Bugün aslında çok değerli insanları dinleyeceğiz. İnsanlığın ortak bir meselesini, su gibi çok hayati bir şeyi yine böyle hem uluslararası hem ulusal düzeyde ortak başka kurumlarla birlikte yapıyoruz. Ben öncelikle bu projenin şekillendirilmesinde ve önerilmesinde aslında başrol oynayan Danimarka İstanbul Başkonsolosu Sayın Anette Galsköyte, umarım soy ismini doğru telaffuz ediyorumdur, çok teşekkür ederim. Çalışkan Başkonsolosumuz aslında bu projenin kahramanı, bunu şekillendirip bize öneren ve daha sonra da kuşkusuz Türkiye Belediyeler Birliği'nin Genel Sekreteri Birol Bey ve çalışma arkadaşlarına hem bize verdikleri destek hem de bunun Türkiye'ye yayılımı konusundaki katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hem belediye birliklerinin birlikte ürettikleri bir iş olması hem de Danimarka ile birlikte bunu Sayın Başkonsolosumuzun önderliğinde bir örnek olarak çalışıyor olmamız son derece değerli bir şey. Ben de büyük bir zevkle dinleyeceğim. Bugün Aarhus'u dinleyeceğiz. Aarhus'un tecrübesini dinleyeceğiz. Bu çabalarımızın, bu ortak faydaların artarak devamını diliyorum. Ve bunların devam etmesi aslında sadece takip edenlerden bir tek istirhamım var. Lütfen eksik gördüğünüz şeyleri eleştirin. Lütfen eleştirilerinizi bildirin bize ki daha iyi şeyler yapalım birlikte. Ben de hem Danimarka İstanbul Başkonsolosluğumuza hem Türkiye Belediye Birliği'mize ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Panelistlere saygılarımı sunuyorum. Merhabalar. Ben burada sözü almak istiyorum. Sayın Başkonsolosumuza ve Genel Sekreterlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de gerçekten çok heyecanlıyız bu eğitim serisi ve program için. Şu anda yaklaşık 101 katılımcımız gözüküyor. Demek ki pandeminin ve bu webinar serilerinin bize küçük de olsa bir katkısı da olabiliyor. Bu kadar değişik Türkiye'nin farklı yerlerinden belediyelerimiz ve su idarelerimizden bir araya gelebiliyoruz. Ben de kendimi çok kısa tanıtayım. Seda Kayrak ismim. Danimarka Başkonsolosluğu Ticaret Bölümünde Enerji ve Çevreden Sorumlu Ticaret Müşaviri olarak görev yapıyorum.
Su konusu da tabii ki su yaşamdır. En önemli konularımızdan biri ve bundan sonra da biz Danimarka Başkonsolosluğu olarak ortak paydaşlarımızla beraber bu konuya çok daha fazla eğileceğiz. Ben sözü Teknik ve Çevre İşleri Belediye Başkan Yardımcısı Aarhus Belediyesi'nden Belediye Başkan Yardımcımız Bünyamin Şimşek'e vermek istiyorum. Kendisi bize sürdürülebilir ve yeşil bir Aarhus için kendi deneyimlerini paylaşıyor olacak. Söz sizde Bünyamin Bey, çok teşekkürler. Teşekkür ederim Seda Hanım. Görebiliyor musunuz beni? Duyuyorsunuz. Evet, net bir şekilde duyuyoruz. Tamam, teşekkürler. İlk önce Danimarka Başkonsolosu Sayın Eneri Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ve diğer katılımcılara merhaba diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Davet ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Ben elinden geldiği kadar Danimarka ikinci büyük şehri olan Aarhus şehrinin tecrübelerini 10-15 dakikada sizlere aktarmaya çalışacağım bu alanda. Kendim 20 yıldır yerel siyasette bulunuyorum, çalışıyorum. Son 10 yıldır full time siyasetçi olarak ve belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ve şimdiki alanım Technical and Environment Affairs. Çok geniş bir alan. Bugünkü sunumumuz bilhassa yaşanabilir şehirlerle ilgili ve su. Sizinle paylaşacağım slide sunumum var. Görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyoruz Bünyamin Bey. Tamam. Full screen olarak görüyorsunuz. Evet. Tamam. Sizlere ilk önce kısaca bulunduğumuz şehrin ve temsil ettiğim şehrin tanıtımı yapayım. Ki hangi büyüklükte, nasıl bir şehir? Bazılarınız ziyaret etme imkanı olmuştur kesinlikle. Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus. Türkiye şartlarıyla uluslararası kıyaslamalar ile küçük bir ülke. Toplam 5,5 milyon nüfusumuz var yaklaşık. Şehrimizin nüfusu şu an 340 bin civarında. Yıllık büyümemiz şehir olarak net 5 bin kişiyle büyüyor şehrimiz. Danimarka şartlarında bu yüksek bir rakam ve en çabuk büyüyen büyük şehirlerden biri Aarhus. Ve aynı zamanda Danimarka'nın en genç nüfusuna sahibiz. Çünkü şehrimizde uluslararası top 100'e giren üniversitemiz var. Ve bu üniversite devlet üniversitesi. Bölgemizde bulunan şirketler... Bilhassa teknolojik alanda Danimarka'nın export oranının %50'sini oluşturuyor. Ve şehrimizdeki kamu personeli 30 bin kişi. Yani 340 bin kişilik şehrimizde 30 bin kamu personelimiz var. Aarhus şehri olarak hedefimiz sürdürülebilir ve halkımız için sağlıklı yaşam şehri olmayı amaçlıyoruz her alanda. Bu sözde, politikada, hedefte, misyonda elbette çok kolay gelecek. Kolay değil bu hedefler koymak ama sözde yazılı olarak elbette kolay ama uygulamada daha zor. Ve uygulama çok önemli bizim için. Bizim hedefimiz düşük maliyette temiz içme suyu sağlamak bütün vatandaşlarımıza. Bu içme suyunu bilhassa yeraltı suyu kaynaklarımızla veriyoruz. Bu konuda Aarhus Su İdaresi Müdürü Fleming Bey de size daha detaylı bilgileri sunacak birazdan. Hedefimiz elbette temiz su ve aynı zamanda su kalitesini yüksek tutmak.
bu sadece içme suyumuzda değil, bütün su yollarında, göllerimizde ve denizlerimizde amaçlarımız temiz su ve bunun için erken müdahale ve erken büyük yatırımları sağlamak ve şimdiye kadar da sağladığımızdan dolayı ve önemsediğimizden dolayı bu hedeflere çok yakında ulaşmak üzereyiz. Aynı zamanda doğa çok farklı bir şey ama doğa sadece haritada yeşil alan olarak görülen ve yeşil renkte gösterilen bir şey olmamasını istiyoruz. Biz doğanın halka açın, halka kolay ulaşım sağlanarak ulaşmasını istiyoruz, halkımızın kullanmasını istiyoruz ve şu an Aarhus şehrinin etrafında büyük doğa alanları var ve halkımız tarafından çok kullanılıyor. Şehir olarak ve ülke olarak hedeflerimiz biraz farklı. Biz Aarhus şehrinde 2008'de sıfır karbon emisyon hedefi koyduk ve bu hedefe 2030'da ulaşmayı hedefliyoruz. Ülke olarak bu hedef 2050'de. Şu anki hükümetin koyduğu hedef ülke olarak Danimarka genelinde 2030'a kadar %70 karbon salımını azaltmak 2030'a kadar. Ama Aarhus şehri olarak bizim hedefimiz 2030'a kadar karbon salımını sıfıra indirmek. Ve bu hedef elbette yüksek bir hedef. Yüksek hedef koyduğumuz zaman 2008'de hedeflerin yüksek olması çok önemli. Çünkü bu bizi çok sorumlu halde getiriyor ve gereken kararların alınmasını sağlıyor. 2019 yılında biz şehrimizdeki karbon emisyon salımını %50 azaltmış bulunuyoruz. Yani sadece 10 yılda %50 azaltmış bulunuyoruz. Son kalan kışın %50 elbette daha çok zor. Çünkü kullandığımız yöntemler ilk %50 oranındaki azaltma bilhassa bizim kendimiz kamu olarak, belediye olarak yapacağımız, alacağımız kararlarla ilgiliydi. Yani kendimizin atabileceği adımlar sayesinde, belediyenin kendi atabileceği adımlar sayesinde %50 bir azaltma sağlandı. Son %50 kesim tamamen şirketlerimizin, sanayimizin, halkımızın, ulaşımın sunacağı ve vereceği sonuçlar sayesinde son %50 azaltma sağlanacak ve bu elbette daha çok zor. Dolayısıyla bu sonuçlara ulaşabilmek için tamamen birbirimizle işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Ne kamu sadece kendi başına, devlet sadece kendi başına, ne de özel sektör veya halk kendi başına bu hedeflere ulaşabilir. Bu hedeflere ulaşmak isterken de bilhassa halkımızın desteğini kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü halkımız elbette ki ucuz su, ucuz sıcaklık, ucuz atıktan kurtarmak, çöpten kurtarmak masrafları istiyor. Bunu sağlarken de elbette ki rakamları aşağıda tutmak gerekiyor. Ama elbette ki bu dönüşümleri yaparken yatırım gerekiyor. Yatırım yaparken de yatırım miktarları yüksek. Kısa vadede fiyatlar ve masraflar yüksek olabilir ama uzun vadedeki hedeflerimiz bu rakamları düşürmek. Bizim kamu olarak %50 karbon salımını azaltmamış, bilhassa merkezi sıcaklık sistemindeki petrol ve kömür kullanımını çıkartmamız sayesinde sağlanmış durumunda ve şimdiki hedefimiz jeotermal suyu kullanıp 2 kilometre toprağın altındaki suyu kullanıp bunu sıcaklık sistemine bağlayıp şehrin sıcaklık ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Bu elbette ki bir yeşil bir enerji ve amacımız şu anki masraflarla, fiyatlarla, vatandaşın ödediği miktarla 30 yıl garantiyle aynı fiyatı sağlamak. Aynı zamanda %100 yeşil bir enerjiye ulaşabilmek.
Bu hedefimize ulaşmak için ilk önemli adımlarımızdan biri 2020 yılında enerji sektörüyle yaptığımız anlaşmalar. Çünkü varsayalım tamamen ulaşım akülü araçlarla, akülü otobüslerle de sağlanacak olsa yarından itibaren dünyadaki hiçbir şehrin altyapısı, elektrik sistemi bu enerjiyi vermeye hazır değil. Dolayısıyla bilhassa enerji sektöründe ve altyapıda büyük yatırımlar yapılması gerekiyor ki bu dönüşüm zamanı geldiğinde ve çoğaldığında gereken enerjiyi üretebilirim ve sağlayabilirim. Su konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Aarhus şehri de değişen iklim şartlarından elbette etkileniyor. Yoğun yağmurlar, yoğun su miktarları geliyor ve şehrimizin belirli bölgelerinde seller oluşmasını engellemek için bazı ön çalışmalarımız var. Bu ön çalışmaların en önemli faktörlerden biri yağmur suyuyla atık suyu kanalizasyon sisteminden ayırmak, birbirinden ayırmak. Böylelikle bilhassa yağmur suyunu yaptığımız yatırımlarla kanalizasyon sisteminde girmesinde gecikmeleri sağlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela suni göller yapıyoruz. Hem de bu doğal olarak güzel bir çözüm, hem de suyun saatler, günlerce gecikip kanalizasyon sistemine vermesini sağlıyor. Böylelikle kanalizasyon sistemleri taşmıyor ve gereken su miktarını hacmedebiliyor. Aynı zamanda başka akıllı yöntemler, fotoğrafta göründüğü gibi doğayı, yolları ve yeşil alanları kullanıyoruz. Bu yeşil alanlar direkt olarak anında asfaltın yaptığı gibi kanalizasyon sistemlerine yağmur suyunu vermiyor. Fakat gecikmeli olarak sisteme dahil ediyor. Aynı zamanda toprakta elbette bu çekimi yapıyor. Yani eğer bir cümleyle ifade edeceksek iklim adaptasyonunu sürdürebilir şehir olarak şehrin etrafında ve şehrin merkezinde birebir uyguluyoruz ve bu konuda çok başarılıyız. Bundan önce bu önlemleri almadan önce şehrimizin belli bölgelerinde büyük sel felaketleri oldu ve masraflar, sigorta şirketlerinin ödediği masraflar çok büyük rakamları oluşturuyor. Ama bu yaptığımız yatırımlar elbette masraflı. Sonraki çıkan faturaya bakarsak, eğer bu yatırımları yapmazsak çok çok ucuz maliyete oluşturuyor. Dolayısıyla zamanında yapılan bu önlemler etkisi çok çok büyük. Aynı zamanda biyolojik çeşitlilik de kullanıyoruz bu yöntemi kullanırken. Bizim Türkçe kelimeyi bulmam lazım. Yeraltı suyu, Aarhus şehrinin tamamen su ihtiyacı yeraltı sularından temin ediliyor. Barajlardan değil, tamamen yer altından getirilen su ve çeşmemizden çıkan su pet şişelerinden satılan pet şişelerdeki sudan daha temiz. Eğer masrafına bakacaksak su idaresi müdürü her zaman güzel bir örnek veriyor. Eğer siz çeşmeden yarım litre pet şişesinde suyu doldurursanız bunun masrafı yaklaşık 4 kuruş TL olarak size. Eğer siz bunu bakkaldan, süpermarketten yarım litre suyu pet şişe alırsanız Danimarka'da yaklaşık 15-20 TL. Aradaki fark çok belli ve suyun elbette hayat için çok önemi var. Aynı zamanda Sayın Birol Bey'in de söylediği gibi halkımızın Türkiye'de olsun, Danimarka'da olsun, dünyada olsun çeşmeden temiz su içebilmesi hayatın çok bir önemi yansıtıyor. Kısaca su idaresi hakkında bilgi vermek istiyorum. Tek su idaresi değil, Aarhus Belediyesi kamu şirketlerini tamamen özel bir idareye, şirketler %100 kamu şirketleri fakat
yönetim kurullarına profesyonel idareciler atandı. Profesyonel yönetim kurulu üyeleri atandı. Siyasetçiler de bulunuyor yönetim kurullarında. Maksat su idaresine ve kamu şirketlerine ilk önce güven, sonra tam yetki vermek. Güven ve tam yetkiyi verdiğimiz zaman şirketlerimiz daha güzel, daha aktif ve daha nokta atış yapabiliyorlar ve gereken adımları atabiliyorlar. Yani tamamen siyasi idareye bağlı değiller. Siyasi idare yerel olarak ve hükümet olarak elbette genel politikaları belirliyor, hedefleri belirliyor. Ama şirketlerimizin yetki alanı çok büyük ve yatırım yapma amacı alanı çok büyük. Aynı zamanda kaynak oluşturmada da çok büyük imkanları var. Sonuç olarak özetleyecek olursam, hedefimizi yüksek tuttuğumuz zaman hedefimize ulaşmak daha çok kolay. Aynı zamanda halkımızın desteğini her zaman almamız gerekiyor. Çünkü en sonunda masrafları karşılayacak, çözümlerle yaşayacak olan halkımız. Bu çok önemli. Hedeflere ulaşabilmek için ne kamu ne devlet tek başına yapabilir. Burada özel sektörün, şirketlerimizin, sanayimizin, vatandaşlarımızın bilgisine, desteğine ve güvenine ihtiyacımız var. Ve bilgi paylaşımına ihtiyacımız var. Bu güveni sağladığımızdan dolayı Danimarka'da, Avrupa'da şirketler arası rekabet olsa bile bu bilgiyi güvenle paylaşabiliyorlar. Sonuç olarak çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ve Sayın Birol Bey'in de söylediği gibi ve Başkonsolumuz Enerji Hanım'ın da dediği gibi bizim edindiğimiz bilgiyi elbette her zaman sizlerle, Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Ortak çalışmalarda bulunmak istiyoruz. Bizdeki teknoloji ve bilgi ve şirketlerimiz mevcut ve şu anda da Türkiye'de, Türk piyasasında girmiş bulunuyorlar, bilgim var. Çok teşekkür ederim. Bünyamin Bey, biz de teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımızdan gelen iki soru var. İzninizle onu yöneltmek istiyorum. Sonra da hızlıca Orus İdaresi'nin eğitimine doğru geçeriz. Birinci soru, kentin yüzde kaçı çeşme suyunu kullanmaktadır, çeşme suyunu içmektedir sorusu. Şehrin %100'ü. Biz tamamen çeşme suyunu içiyoruz ve dediğim gibi çeşme suyumuz pet şişe sularından alınan ölçülerde, değerlendirmelerde daha temiz. Çok teşekkürler. Diğer sorumuz da yağmur suları için oluşturulan suni göletlerle ilgili bir soru. Aslında hani detaylı bir soru ama bu suni göletlerin büyüklükleri yaklaşık ne kadar? Bu göletler ne kadar yağmur suyunu biriktirebilmektedir gibi bir soru. Şimdi tam ezber rakamları hatırlamıyorum ama bir örneğimiz vardı. Eğer bir kubik metre suyu yan yana korsanız, bir göletten gecikmeli olarak sağlanan yağmur suyunu bir kubik metre olarak yan yana korsanız, buradan Danimarka'dan Çin'e kadar ulaşabiliyorsunuz. Yani bu kadar büyük miktarda suyu geri tutuyoruz. Bu göletlerde tutuyoruz ve zamanla kanalizasyon sistemlerine kanalizasyona veriyoruz. Tam net cevap olmadı. Fakat bu araziler doğal araziler ve araziler, mesela daha önceden tarım arazileri olarak kullanılan arazileri biz çiftçiden değerli olarak alıyoruz, satın alıyoruz ve gölet olarak kullanıyoruz. Bu alanlar aynı zamanda doğaya kazanılıyor. Çeşitli hayvan, bitkiler oluşuyor. Kuşlar yuvalar yapıyorlar ve halk tarafından da aktif halde kullanılıyor. Bu göletlerin etrafında ulaşım ve bisiklet, koşma alanları yapıyoruz. Dolayısıyla çok fonksiyonlu, ihtiyacı karşılıyor. Çok teşekkür ederiz. Chat box'ımızdan gelen arka arkaya başka sorular da var ama sorular aslında direkt Orus İdaresi'nin de eğitimlerinde üzerinden geçecekleri ve cevaplayacakları sorular. Dolayısıyla biz sizlere katılmanız için çok teşekkür ediyoruz Bünyamin Bey. Ve ben
şimdi sözü Orası İdaresi'ne vermek istiyorum. Kendileri bize hem Orus'daki su idaresinin operasyon, yatırımlar, teknoloji anlamında bir sunumları olacak ve detaylı olarak da konudan bahsediyor olacaklar. Cevaplanamayan sorular olursa tekrar şey yaparız, zaten zamanımız olacak, kendilerine yönlendiririz. Çok teşekkürler. Fleming, Pedersen, the floor is yours. Thank you so much. Thank you very much, and good afternoon, everyone. It's a great honor to be here and present something about what we do in Aarhus Vand. Benjamin already have talked about some of the things we work with, and I'll try to give you more insight in the different kinds of topics that we work with in our utility. My name is Flemming Petersen. I'm director in our operations department. I'm mainly working with drinking water, and also with our international projects. We have quite a few international relations that we work with. And I'm a water professional and have been working in the water sector for more than 30 years. From your side, some topics has been mentioned regarding the issues that you are interested in. And we will try during my presentations here and my colleague also of the name Flemings later to show you some of the things we work with within these topics that you have shown interest in. I can show you something about our water treatment plants, how we work with that, water storage tanks, how we work with automation and renewal of our pipeline system, something about our tariffs and cost recovery, how we actually pay for the operations now in our company. My colleague Flemming will have a talk on the energy positive wastewater treatment plant after my presentation. I can also show you something about what we do in terms of GIS. I have an example from GIS for burst registration, which is water loss in the drinking water system, how we work with that, applying GIS and also working with pipeline asset management. Benjamin also mentioned that we work with protection of our water resource. Our water, drinking water, is entirely based on groundwater in Aarhus and in Denmark in general. So we work a lot with protection of the water resource. And finally, a little about what we do in terms of water management of the resource, groundwater mapping and the resource modeling and so on. I don't need to tell you more about where Aarhus is, I believe, but we are in the central part of Denmark and is the second largest city in Denmark. And we're also the second largest utility. The one larger than us is the one in Copenhagen, which is our capital. We have a purpose, of course, of creating a health in our city by supplying drinking water and also taking care of sewage water. But we also think broader on our purpose. So we would like to help, so to say, the entire planet with these topics. And that is also one of the reasons that we are here today, because we think that we have a purpose also trying to assist with the knowledge we have globally. So we want here from the Danish side to create a national platform where we can showcase our solutions and maybe show them for the world, so we also can assist in the global solution for a healthier water cycle. Also, we work a lot with our resource usage. So we work a lot with energy and trying to be energy neutral. And it's also the aim of the city to be energy neutral, to be carbon neutral in the future. So one of the things that we do as a utility is work a lot into that agenda. And also with climate adaptation, for instance, which is a big issue here in Denmark. So we look at the entire water cycle, basically from the water resource through the distribution system until the water enters the sewage system again and goes out into the recipients from the sewage treatment plants. We work a lot with partnerships, both nationally and globally. We work a lot with trying to develop state-of-the-art resource recovery plans. Flemming will come back to that, but we are trying to make
the world's most resource efficient wastewater treatment plant, which is in construction right now. We will work a lot with protecting our water resources so we can ensure that we also in the future will have high quality and safe water supplies. And as I mentioned in the chat, here in Denmark, you can safely drink the water from the tap anywhere in our country, which is not very common around the world, I believe. In most countries, you have more trust in bottled water than the water that comes from the tap. But here in Denmark, we can say for sure that if you come visit Denmark, you can drink the water from the tap anywhere. We work a lot with automation and digitalization to be intelligent and efficient. And also separating stormwater from wastewater is a big area of investment for us. Some key figures, we are around 230 employees. We supply around 50 million cubic meters of drinking water per year, and we treat around 30 million of cubic meters of wastewater per year. We have 1,500 kilometers of pipeline network for water supply system and 2,800 kilometers of mains network for the sewer system. And the entire population in the municipality is around 250,000 people, where we supply the most of them with drink water and almost entire population. We treat the sewage water from our population in the municipality. Our company structure is like this. I will not spend so much time on that, but we have basically the four departments in our company. The biggest one is the production or operations department, where I come from. We work with business development, and of course we have a financial department and also a project department that carries out our bigger investment projects. In Denmark, the water cycle looks like this. Denmark is entirely based on groundwater, which is much different from your situation in Turkey, where you have a lot of water coming from surface waters. But in Denmark, we have 100% of our water supply from groundwater. So we have the wells out at point number two here, pumping up water from the underground resources, which are glacial gravels and sands. And usually we abstract the water from a depth of around 80 to 100 meters. The only thing that is allowed in Denmark is very simple treatment of the water. So the only thing we do in our treatment plants is that we aerate the water and we pass it through rapid sand filters. We don't have any chlorination, hygienization of the water. So basically it's a very simple treatment and we don't use any advanced treatment at all, because the water from the source is sterile. And if we can keep it sterile until the consumer, then we don't need to do anything about keeping the water safe. So for us, it's very important to have a safe water supply system with with the lowest possible risk of contamination, since we, for instance, don't add any chlorine to the water. In our system, we of course have some storage tanks showed here at point number four. And then we supply our consumers in the city. For the wastewater, we also take care of the wastewater. We have four big sewage treatment plants in our municipality, and we are going in the future only to have two. But we have these treatment plants, and we treat the wastewater, and we discharge the water to the Bay of Aarhus. One of the topics that has been shown interest in from your side is, could we reuse some of that water? But in Denmark, really, we don't have water scarcity. So it has not been on the agenda so far to reuse treated wastewater for other purposes. We also work with climate adaptation, as Benjamin mentioned, in close cooperation with the municipality, and we invest a lot in making the city safe for the future in terms of climate change. Drinking water, we supply most of the municipality, as I mentioned. We have a number of production wells. We have 8 waterworks, 1 water tower, and around 62,000 connections with water meters. For the wastewater, we take care of the wastewater from almost the entire municipality, which means that we have more customers on the wastewater side. We treat around 30 to 35,000 cubic meters per year. We have
number of pumping stations, of course, because it's more or less a centralized system. So we only have a few, as you can see on this map, four treatment plants to cover the entire municipality. So we have some quite long transmission pipelines. So we have of course, a number of pumping stations out in the sewage system to keep the pressure until the sewage water reaches the treatment plants. We also work with resource recovery. So we have two phosphorus resource recovery plants on the sewage treatment plants. The system, there's 26% of the system is a combined system, which means that we handle rainwater and sewage water in the same system. We are trying, investing a lot these years to separate it, but for the old parts of the system inside the older parts of the city, it's a complicated process. But all new parts of the city that are made with separate system for rainwater and sewage water. One thing that is always a good topic to discuss when we have discussions with customers or partners from around the world is the price of water in Denmark. The price that the consumer pays for water in Denmark is probably one of the highest in the world. And the reason for this is that we need to have 100% cost recovery of our entire operations by the tariffs. So basically, as a utility, we don't have any other sources of funding than the tariffs. The consumers, the customers pay the entire operation of the company. And this means that for the drinking water, a consumer would have pay a price of a little more than 8 Danish kroner, which is, I believe, 10.4 Turkish lira. The wastewater treatment is three times as expensive. It's much, much more expensive to operate a wastewater system. So there, the consumer, they pay 29 Turkish lira per cubic meter. And it's a combined tax tariff. So every time you pay for a cubic meter of drinking water, you also need to pay for a cubic meter of wastewater. And in Denmark, we have a lot of taxes on everything. So also the water is subject to quite a lot of tax. We have a government tax on each cubic meter of a little more than 8 Turkish lira per cubic meter. And of course, we need to pay VAT as well. So the price that the consumer pays for each cubic meter is around 55 Turkish lira per cubic meter. Of course, this is it's quite expensive on a global scale. But the reason for this is, as I mentioned, that we need to pay the entire operation by the tariff of our company. So what I've seen around the world is that if you calculate the entire price of the operation and needs to charge that by the tariffs, in most parts of the world, you would end up with something like this. So on a global scale, it's in fact not so expensive, but the reason is that we need to pay the entire operation. And of course, this high water price also affects the behavior or the consumption of the consumers. Even in hot summer times in Denmark, you won't see many people watering their lawn with the water from the public system because it's simply too expensive. So the per capita consumption in our utility has been decreasing a lot for many years. Last year, we had a daily consumption of 99 liters per person per day. And if we go like 20 years back, that probably have been like 50% higher than today, maybe up to 150 liters per person per day. So the per capita consumption has decreased a lot. And one reason for that is the incentive by the tariffs, of course. We need to have the complete cost recovery by the tariffs. And also in Denmark, we are subject to benchmarking and annual savings on both our operational expenses and our capital expenses of around 2%. So we need to be 2% more efficient every year by law here in Denmark as a utility. And that's one of the reasons for this is that utility is basically a monopoly. So the consumers cannot go in anywhere else from than buying the water from our utility. So we need to be efficient. And that's why there's a regulation of that in Denmark. The city has grown of around maybe 5,000 consumers every year for some years now. But even
the growth of the city, our produced water has been decreasing for many years. So back in 1977, where we had a lot fewer consumers in our utility, we produced around 25 million cubic meters per year. But in 2018, it was around 50 million cubic meters per year. We also have been working a lot with reducing non-revenue water. So back in 1977, we have a water loss in our system of more than 12%. But last year, it was below 5% of total water loss in the system, in the drinking water system. So that is the loss from when the water leaves the treatment plant and also until it's accounted for by the consumer. So that is the loss in the on the entire pipeline system and so on. Some of the things that we have done in terms of fighting water loss is that we have made DMAs, district meter areas, in our water supply system. And we have online monitoring of the flow in these district meter areas. So on this graph here, you can see what will happen in case we have a leak in a part of our system. Normally, we would expect at nighttime that the consumption between 2 to 4 a.m. at nighttime would reach the same low level every night, because that's where people sleep. And in case we don't have any industries and so on using water at nighttime, the water consumption in a certain area should go down to the same level. And in this case here on the graph, on the online monitoring system, you can see that suddenly the nighttime consumption increases. So we have a bigger consumption in this area of our supply system. And that this is because there is a leak in the system. So in this case, where you can see 1, 2, 3, 4, 5 nights where we had the increased consumption before we actually managed to repair the leak that was out in this part of the system. Normally, we would have a faster response time. So most of the larger leaks in our system, we would have repaired within 24 hours. One of the things that we do when we identify a leak in a part of the system is that we have a trailer that we have made ourselves. So we have a guy like this here, and he goes and closes valves in that area where we have a suspicion that there might be a leak. And using this trailer here, there's a small water storage tank in the trailer and a small booster set. He can put artificial pressure on a smaller part of the water supply system. And this way, by closing valves in that part of the system, he can very quickly identify the area where the leak must be. And then he can go and use methods like microphones and so on in that part of the area and identify the leak very fast. So actually, we have reduced our time spent on leakage reduction by 80%. Applying this method here, and it's a method that we have developed ourselves, and actually we have a patent on it as well. And of course, the application of GIS is also very important, because normally we have a system that part of our water supply system might be like 100 years old, the oldest pipelines we have. So it's important to have a registration on where you have the leakages and the bursts in the pipeline system. And that is where we apply the GIS system. We have an online reporting system. So actually, when the leak is identified in the field, our staff there, they have a tablet and they can enter it directly into the system. And also they can open these maps and see, is that an area where we previously have identified many leaks? Normally, leaks there could be concentrated in part of the system where we have certain issues, could be old pipelines, could also be the materials of the pipelines, which this graph here below show. We have some old cast iron pipelines, and they have a lot higher burst frequency than our newest pipelines, which is made of PE. So certainly leakage is also related to how old the pipes are, but also what kind of material the pipes have. And also some kind of what is the ground conditions in the area where the pipes are could
be it's in a road with a heavy traffic load, for instance, and then we will see a higher burst frequency on those pipes because we have heavy traffic right on top of the pipes. Also, these informations here can be used to do more advanced mast rehabilitation of the pipeline system. So knowing all about the dimension and the ages and the materials and so on, and the conditions, the local conditions on the pipes, we can predict when to renew those pipes. A common issue in water utilities is that you invest in pipeline rehabilitation in not the most efficient parts of your system, because now you don't know about the actual conditions of pipes, and maybe you are doing some work, excavation work in an area, and then, well, now we have digged into the ground, and then we might as well renew the pipe, but it might not be the most efficient way to do it. Having all these informations here, you can put them in a database, and actually you can predict and plan when in the future you should renew a certain part of the pipeline system. So in this way, we have a lot more efficient investments in the renewal of our pipeline system. Also, for the operations, one thing that I mentioned earlier is that we are subject to annual savings of around 2%. And how to reach that goal? One way is that we use a lot of automation. We used to say that no one of our production plants are manned utilities. So we have 8 water treatment plants and they are all unmanned. We have no permanent staff there. It's an entirely automated operation. And the staff that operates them, they are in our main office and they operate them by the SCADA system and by the automated processes. So in fact, on our treatment plants, water treatment plants, the only reason for our employees to go there is to maybe take water sample or maybe do some kind of repair work and so on. But basically, a water treatment plant in our utility could have no visitors for many weeks. So they are all unmanned facilities and only operate from our head office. The same goes for the wastewater treatment plants, and Fleming probably can come a little back to that. But it's a more complicated operation, so there will be staff much of the time on the treatment plants, well, wastewater treatment plants. But coming back to the operation of the water supply system, basically what we have in our water supply system is that we have three units. We have a well field, we have the waterworks, and we have the distribution network. The well field in our utility, it's, as I mentioned, entirely based on groundwater. So we only have groundwater wells for our water supply. And a well could look like this. It's a standard housing we have and a standard fitting of the components on a well. So basically, they all look more or less like this. On the map here, you can see our well fields with the dots, orange dots in the north and green dots in the middle and blue dots in the south. And that is because we have three different operational areas that in normal operation conditions, they should be separate from one another. So basically the southern area only supplies itself, the central area only supplies the center of the city and the northern only the north. And in case we have any emergencies or so on, we can exchange water from the south to north, but in the daily operation, they are separate. Our water works look like this. We need to work with a high level of water safety in our water treatment plants and in our distribution system, because as I mentioned, we don't have any addition of chlorine and so on. So we need to ensure that the drinking water is bacterial free right from the well until the tap by the consumer. So we are working on having a completely closed system and also pressurized directly from the well until the water is tapped by the consumer. So the blue filters you see here, that's the normal filters that we work with in our treatment plants. It's pressure filters. On the top in the middle here, you can see those black tanks. This is a new concept of water storage tanks that we have been working with.
So also the storage tanks, they are under pressure. So we ensure that we all the time have a higher pressure in the tanks than in the surroundings. And that is also one way to create a barrier to prevent any kind of contamination of the water. In some of our treatment plants or in our storage tanks, we also have the, these stainless steel tanks, as you see here on the right. So they are our survey tanks, and and you can fully inspect them, walk around the tanks. Normally, our old tanks, they are underground buried concrete tanks, but when we rehabilitate our storage tanks, we would like to make sure that they have barriers to the surroundings, and they can be made under pressure, higher pressure than the surroundings. So one way of ensuring that is to having either these black PE storage tanks here or the stainless steel tanks. The basic layout of our latest water treatment plant that has just been in operation, set in operation for a month ago, I think, you can see here in the upper part on the left. So we have three lines with pressure filters on each line and three storage tank in the treatment plant. So that's three separate production lines inside the treatment plants that are separated from each other. So in normal daily operation, we so to say have three treatment plants in one plant because they're entirely separated right from the well field until it's pumped out to the consumer. And that is also one way to make sure that we have a higher safety in our production. In our distribution system, we have these DMAs, district meter areas, and we have a well at each entry point of these areas where we can measure the water flow, for instance, like to monitor the nighttime consumption in the area. So that is one way of doing the leakage detection. And also here we have developed our own versions of these DMA units, and the one you see here in the bottom to the right is a surface mounted DMA well. So actually we have all the instrumentation and the pipeline entering that DMA. So this construction here is on the entry point of one DMA, and we know all about what the amount of water and the consumption to the people that live in that DMA, which could be maybe up to 2,000 consumers for one DMA. What we work with in terms of automation is demand-driven water supply, which basically means that our production should entirely reflect the usage by the consumer. So out in the distribution network, we have a certain consumption and it sets back set points to the waterworks that produces the right amount of water, and the waterworks set back set points to a well field. So the wells, they are produce exactly the amount of water that is needed out in the supply system. And in a normal daily operation, this could be run completely automatically. We are trying to apply artificial intelligence so we can predict at any time of the year and of the day what kind of consumption could we expect in our supply system. So that's one way that we work with automation. And also we can, for instance, lower the pressure in the supply network at nighttime. That is also one way to work with leakage reduction if you have a lower pressure in the water supply system at nighttime when the consumption is low. This shows our distribution areas. So as I mentioned, we have three distribution areas in the water supply network. And we have a number of well fields and a number of treatment plants. And they are in the normal daily operation entirely separate. And then we have some exchange points so we can exchange from north to center or center to south. If we have some kind of emergency or some kind of repair work going on. But in the daily operation, these three areas, they are separated in our operations. We use only groundwater. So of course, it's very important for us to make sure that the groundwater resource is safe and unpolluted.
One thing that we have done in big parts of Denmark and also in our entire municipality is that we have mapped the groundwater resource applying a number of different methods. In older times, well, the only information you have had about the groundwater resource is the information from the wells that you drill. And in many cases, has been drilled a lot of wells, and many of them has made no result, be negative, because there was no water in that well. But nowadays, we are able to, before we go and drill any wells, we are able to do geophysical mapping. So actually, from the surface and to a depth of maybe 200 meters, we know where the water resources are. So that's a very efficient way to ensure that you abstract the water in the right way and you know where the aquifers are. And also later on, when you need to protect the water resource, it's also very valuable information, because then you can do the protection measures in the right areas, in the catchment areas. We also use modeling. We have a model for our entire municipality where we can model the water flows in the aquifers. And we can also make predictions of if we, for instance, abstract more water in one well field, what will happen? How will it affect the surface water, for instance? We have some rivers and streams in our municipality that must not be affected by the water abstraction. So we have a ground or entire hydrological model for the entire municipality that can model what will happen in certain scenarios. Groundwater protection is a big issue in Denmark because basically Denmark is farmland. It's one of the most intensively farmed, or maybe the most intensively farmed country in the world. More than 50% of Denmark's area is farmland. And of course, many of the areas where we abstract water is also farmland. So we struggle a lot with pollution from agricultural activities on the surface. We have a lot of findings of pesticides used in agriculture. Many of our wells are affected by that. So what we do is these years that we negotiate with the farmers and try to find out ways to compensate the farmers so that we can use the agriculture areas which are the most vulnerable ones for the water surface, can use them for other purposes than intensive farming. We invest a lot in forests, for instance. So making forests on the surface is one efficient way to ensure that you don't have any polluting activities. But also we negotiate with farmers and make them do their use of land in another way. For instance, not using pesticides and limiting the uses of fertilizers also. So that is one big investment topic for us as utility in Denmark. One of the newer things that we do, as I mentioned, we don't really have any water scarcity in Denmark. Mr. Pedersen, excuse me. Yeah. Can you finish in 5 minutes? Yes, I'm approximately. Finished. Yes, will do. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. I have a few slides on what we do in terms of other water resources. We work with rainwater harvesting in new parts of our city. So that is one way of ensuring that we have water to the citizens out there that is not maybe supplied by our groundwater resource, but from other resources. And that is one way to save the natural water resources. So in this case, we collect the rainwater in these new parts of the city, and also as utility, we operate a small treatment plant that supplies the inhabitants in that new part of the city. And what we do there is that actually we supply the houses out there with two kinds of water quality. One is the water quality that comes from the groundwater resource and from our water treatment plants, and the other water quality is the rainwater that is collected in the area. And we have, so this is a two pipe system, and the purple pipes shown on this slide here is the pipes that supply the treated rainwater, and it has some advantages compared to groundwater. For instance, it has not so much limestone in it, so it's better to use, for instance, for washing clothes and so on.
So it's also have some benefits for the consumer and in terms of the uses in the houses. And finally, I'll just mention that we are around in the world. Now we are with you here in Turkey too, but we have activities, city-to-city corporations as a water utility around the world and have been active in many parts of the world for many years. Thank you for your attention. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten çok kapsamlı bir sunum oldu. Bu arada oldukça kapsayıcı sorular da var size. Ben gelen sorularda sizin değindiklerinizi es geçerek soruyorum. En önemli konulardan bir tanesi sizin klor kullanmadığınıza yönelik, dezenfektan olarak klor kullanmadığınızla ilgili. Soru şu şekilde. Türkiye'de özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıklarda vatandaşlar doktora gittiklerinde bu hastalığın sulardan kaynaklı olduğu söylenebiliyor. Bu nedenle Türkiye'de arıtılan sudan emin olmak için en nihayetinde bakiye klor görmek istiyor su idarecileri. Depo ve hatların eski olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, yani binalardaki ve işletmelerdeki hatların eski olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak klorlama yapmadan güvenliğini sağlamakta zorlanıyor musunuz? Bununla ilgili ne tür yöntemlerimiz var? I would say that is one reason for reducing water leakage in the system as well, because if you have many leaks in your system, you also have the risk of contamination entering the system. And as I showed, we have quite a low leakage in our system, and that is very important for the water quality as well. But basically, of course, it happens now and then that we have a situation where we have bacteria in the system, but it's very seldom. It's only maybe one time every year or so. So and it only affects very few consumers. So we don't see any issues. And the main thing that we do is that we ensure that the system is pressurized 24/7. Because if you have a low pressure on the system, it also is a risk in terms of contamination. Peki, teşekkürler. Bir diğer soruyu yöneltmek istiyorum. Bütün sunduğunuz, arz ettiğiniz su, yani işletmelere ve endüstriye arz ettiğiniz su ile evlere arz ettiğiniz, sunduğunuz su arasındaki ücretlendirme tarifesinde bir fark var mı? Burada neye göre bir metot kullanıyorsunuz? It could be that some water consuming industries they can get another deal, but as you see, the main part of the water price in our situation is the part for the sewage water. So it's charged in one tariff, supplying drinking water and taking care of sewage water. It's the same tariff, and in some situations the tariff on the sewage water might be lower because the water is not entering the sewage system, or it might be higher because the industry, they produce water that is more polluted than the normal load in the system. So it could differ for industries. But basically, the most important thing there is the sewage part of the tariff and what kind of sewage water the industry they produce. Yani içme suyu ve kullanma suyunun fiyatı endüstride ve evsel kullanımda aynı, ancak atık su arıtım ve kanalizasyon hizmet bedelleri endüstride ve evselde farklı. Doğru mu? It could do, yes. It depending on what kind of wastewater they produce, yes, it could do. Yeah. Pekala. Son bir soru. Bu arada tarım yapılıyor mu bu alanlarda ve bu nedenle yeraltı suyunun tarım kaynaklı kirliliğini nasıl önlüyorsunuz şeklinde sorular da gelmişti. Ancak onlara Bay Fleming değindiği için ben sormuyorum. Son bir soru. Suyun metreküp fiyatı bu kadar yüksek ise
şehirdeki yeşil alan sulamaları için su kaynağı olarak, bunu da değindiniz zaten, yağmur sularını su arzında kullanıyor musunuz şeklinde bir soruydu. Bunu da değindiniz. Son olarak fosfor geri kazanım tesisinden bahsettiniz. Bu üniteler hakkında biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? I am very sure that my colleague Fleming in the next presentation, he will tell more about that. Because I did not show them also in my presentation, because it is addressed in the next presentation. Yes, that's true. Pekala. Pekala. O zaman atık su arıtma ile ilgili, özellikle çamurun yönetimi, çamurun arıtımı ile ilgili sorular da var. Ancak Bay Pedersen buna sadece içme suyu bağlamında ele aldığı için ona yöneltmek istemiyoruz bunları. Zannediyorum Bay Fleming'e yöneltsek o soruları daha doğru olur. Uygun mudur bu şekliyle? That's correct. Yes. Süper. Evet, çok teşekkürler Bay Pedersen. Sunumunuz oldukça gerçekten öğretici oldu bizim açımızdan. Sorular gelmeye devam ediyor. Ancak bunları not ediyoruz. Bir şekilde belki programımızın en sonunda toplu bir soru, cevap ve değerlendirme kısmında da ele almamız belki mümkün olabilir. Ben şimdi sözü Seda Hanım'a bırakıyorum. Mr. Pedersen, çok teşekkür ederiz detaylı sunum için. Hem bu sunum hem de eğitimcilerimizin bütün kontak bilgileri bütün katılımcılarımızla daha sonra paylaşılıyor olacak. Sorulamayan, cevaplanamayan sorular olursa bu webinarın tabii ki bir zaman kısıtı olduğu için biz muhakkak sizi doğru kişilerle bir araya getirip soruların cevaplanmasını sağlıyor olacağız. Ben şimdi sözü Mr. Möller'e vereceğim ama öncesinde küçük bir şey yapmak istiyorum. Pratik bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sorular, çok güzel sorular geliyor. Aktif bir katılım var. Dilerseniz hiç 10 dakika arayı vermeyelim. Bu programımızda belli olan zaten istediğimiz zaman ara verebiliyoruz webinar formatında. Dolayısıyla biz Aarhus Su İdaresi'nin atık su arıtma ile ilgili uzmanı Mr. Fleming Möller'e sözü verelim. Çok teşekkürler. Thank you very much. Can you see my screen now? Yes, we can see. Perfect. Okay. Thank you very much. It's a great pleasure to be here and share knowledge with you guys in regards to the energy positive wastewater treatment plant and how we in Aarhus Water have changed our way of thinking from wastewater being a major challenge into a great opportunity. My name is Fleming B. Moller, not a common name in Denmark, but a coincidence that there are two right now. I've been working with Aarhus Water since 2000, where I've been an operational manager at six of our wastewater treatment plants. I got the opportunity to take a small trip a couple of years to Chicago, where I worked with the Water Technology Alliance at the Danish Trade Council in Chicago. Came back to Aarhus Water and dived even deeper into energy savings at a lot of our plants and operations. My background is a marine engineer and a diploma in maintenance management. So the agenda for the next 30, 40 minutes will be an introduction into our energy and resource strategy 2020, but also reaching all the way to 2030 and diving even closer into Marselisborg wastewater treatment plant, which today actually produces a lot more energy than it consumes, and going into details with some of the technologies. So key figures on Aarhus Water, now you've heard it twice, I don't want to say it the last time, so I'll skip that one. Going more into details with the master plan. In 2000, when I started, we had 17 wastewater treatment plants in Aarhus. I was the operational manager of all the six plants in the southern part. Actually, when I went to the States, worked, many of the plants closed, and coming back, we had only four plants left, the big four plants. Part of a strategy to centralize everything down to a new
wastewater plant called Rewater, Aarhus Rewater, a centralized plant that together with EO on the northern part of the city will be the two plants that will treat the wastewater in the future. Slated to be constructed and set in operation in 2030. So we're really looking forward to that and using the next 10 years to investigate all kinds of technologies, making us possible to be able to build that, this plant that has a vision of becoming the most resource efficient wastewater plant in the world. Our energy and resource strategy going towards 2020 were that we should reduce 40% in CO2 emissions. We reached 70% by November 2020. Energy self-sufficiency, electricity and heat, we should reach 55%. And we actually reached that in November as well. Phosphorus recovery, we haven't come as far as 35%. I haven't gotten the latest number, but I can surely say that it will not be reaching 35%, but we are working on that. And I'll get more into details how we are recovering phosphorus. Goals towards 2030 reflects the city's goals of the CO2 neutrality, net energy producing, and capturing 50% of phosphorus. Marselisborg wastewater treatment plant that I'll be talking about is a fairly conventional plant with a pre-treatment, primary sedimentation of sludge, which is pumped to our digesters, secondary treatment, which is an aeration, a non-aeration process, and tertiary filters before the water is being pumped out into a disbursement field into the Bay of Aarhus. On the sludge side, we concentrate the sludge through centrifuges on the primary sludge before it's digested in a mesophilic temperature range, and biogas is being produced, burned off in combined heat and power plants, and thereby producing more energy than we actually consume. Sludge is being dewatered up to around 29-30% in high pressure centrifuges. And from there, it's being trucked out to farmland and being spread out as a fertilizer. The Marselisborg plant, as it is today, has a maximum capacity of 220,000 person equivalents and a peak flow of 1,400 liters per second. The industrial loading is approximately 10% of the total organic loading, and the rest is from the households. And what is very important to notice here in regards to energy production, we do not have any co-digestion of organic waste. I'm sorry for interrupting, but our interpreters say that your voice is too low for them to translate. Could you please speak a bit louder or move the microphone closer? Microphone is very close. I will try to speak a little bit louder. I'll try to do that. So effluent requirements at Marselisborg is no different than from our other three plants. Total nitrogen has a limit of 8 milligrams per liter. Total phosphorus 0.8, which is actually pretty high, but this is due to the fact that the wastewater plant is at the Bay Area. Our other plants have receiving streams a little bit inland, where total phosphorus demands are 0.3 or 0.4. COD of 75 and TSS of 20, which is easily met. Just a small overview of the plant. Here you can see it's actually situated very close to a small yacht harbor
where all the VIPs have their boats. So there are strict requirements around the odor control, which can be a little bit difficult because very little parts of the plant is covered. Only the primary sedimentation and an intermediate pumping station are covered. So power consumption and production, being able to reach an energy neutral or even energy positive wastewater treatment plant takes two things, that you both reduce your consumption and also increase your production. And here you can see I have data from going back from 2005, where you can see the yellow line is the consumption going down and the production line going up. We actually produced a lot of energy back in 2005-06, but regulations stated that we were not able to reach to put any co-digested substances in our digesters, and therefore the production fell. But in 2010, we put in some new modern combined heat and power plants, gas engines, and our production rose from there. That meant that in 2016, we actually produced 53% more than we actually consume without no external carbon source. And if you take into account the excess heat that we also produce and export to our district heating grid, we're actually around 230% self-sufficient. So the steps to obtain this energy neutrality at Marselisborg Wastewater Treatment Plant and at other of our plants were, you could say, threefold. We did a lot of process optimization, implementing the right components, and also investigated and implemented new processes. In regards to the process optimization, nitrogen and phosphorus removal, which we have always done, doing it in a more intelligent way, controlling our clarifiers, increasing the hydraulic capacity during rain, made it possible for us to receive more water to the wastewater treatment plants and thereby minimize overflows to the recipient. Also investigating software, sensors, and VFD controls, giving controllability to the blowers, to the pumps, and thereby minimize the energy consumption and increasing the treatment capacity. Turbo blowers, centrifuges, and gas engines were some of the bigger parts that were exchanged and optimized. But simply everything that rotates is something that has gone under scrutiny. New processes, I'll go into simultaneously nitrification, denitrification in this presentation as well. Side stream deammonification and mainstream nitrate shunt. I won't be going into that, but those are new, or not new, they've always been here, but bacteria that we are trying to nourish into a way where we actually reduce the energy consumption. I won't be able to go into that during this presentation, but process optimization, where we actually control our blowers according to an estimated ammonia load. So not using more energy than actually needed for the bacteria to convert the ammonia into nitrate. And especially controlling the sludge age, having the right sludge age in the nitrifying and denitrifying volumes is of an essence, because having too much sludge actually costs too much energy. Putting VFDs controls on everything that rotates, even our mixers, return sludge pumps, and so forth, is a crucial thing to obtain energy neutrality. So by doing this, we actually reduced the energy consumption, electricity consumption by 700,000 kilowatt hours per year, which gave this project fairly low return on investment of 2 to 3 years. I will go a little bit into these controls, and I hope our translators can follow me.
So this is actually not Masilspor, it's a EO wastewater treatment plant, but it's easiest to use. Can you see my mouse actually when I'm using it? So can you see my mouse? Yes, we can see it. Okay, perfect, perfect. So we have the inlet here to this tank number two, and from tank number two, it goes to tank number one and to the outlet. It's a normal recirculation plant with a recirculation pump that sends nitrate back to the fresh carbon. Here we have the air fields, which actually at this point of time, it's a good way of showing it, but this was actually surface aerators. It has been changed into bottom aerators. We put in ammonia sensors that control, give a set point to the aerators, how many aerators should actually be turned on in regards to keeping the set point of ammonia. But also we put in a controller that actually said how much should actually be recirculated. So how much nitrate should be put over into this tank. And it doesn't give any purpose to put more nitrate over into this tank than can actually be converted. So if we cannot convert any more, we turn down the frequency of this pump. And by that, we actually reduce the energy consumption by a lot. Here we have a high load situation and a low load situation. The light green line is the ammonia set point, and the process value is the dark green one. And here you can actually see the loading increasing in the morning. And by increasing this, we actually turn up the air even more. But bear in mind, a lot of the time, there's no air in the tank. So the ammonia is actually going down, but the nitrate is rising. And I have to take a small break because I actually have a dog in my office. That's one of the many joys of working from home. And it decides it wanted to go out in the middle of my presentation. So the nitrate rises as ammonia is being converted into nitrate. And at a certain point, it gets too high because in Denmark, we are actually taxed, as my colleague told you, on the total amount of nutrients in the effluent. And therefore, we try to minimize the total amount. And when nitrate gets too high, we actually increase automatically the set point for ammonia. And in this way, we actually turn the air down and the nitrate drops. The ammonia rises, but in this way, we are actually able to manage the total nitrogen, which is a combination of the ammonia and the nitrate mostly. This way, we both make sure that we minimize the energy consumption and we also decrease the effluent way below our effluent standards. In the low load situation, we can have another problem where the yellow one is actually phosphorus in the tank with the high periods of time without any air. Excuse me. Yeah. Mr. Muller, can you up your volume or get close microphone to your mouth? I cannot up the volume, but I can try to put the microphone a little bit closer. Is that okay? Thank you. Okay, sorry, I'll try to do that. So in these low load situations, phosphorus can be released. And when it actually releases up to a certain level, we lower the ammonia set point. And in this way, fooling the system to think that it should aerate some more. And in this way, we can actually capture the phosphorus again. So with this system, we can actually both minimize the phosphorus release to the effluent, but also ammonia and nitrate.
In this way, we actually use something that was discovered many years ago, simultaneous nitrification, denitrification, where this bubble in the middle actually represents a sludge flock, where on the surface we have a lot of nitrification going on, and in the middle, denitrification. And if you actually try to minimize the dissolved oxygen in the tank, where it always stays less than 0.5 milligrams, you can actually see that the conversion rate is pretty high, both for the nitrification and the denitrification. If you have too much oxygen in it, you won't have any denitrification, and if you have too little, you won't have any nitrification. But around 0.5 milligrams, you can actually do both at the same time. And this is something that we use in all of our wastewater treatment plants today, and have gotten a lot more capacity out of the plants. And I went to Marseilles for a wastewater plant the other day, knowing that I should do this presentation, and shot a little video which I want to share with you here. So here we are at Marseilles for a wastewater treatment plant at the four aeration tanks that are operated in an alternating manner with nitrification and denitrification in certain phases. Here we have inlet to this phase, so therefore we have denitrification where the most carbon is needed. The oxygen is regulated through ammonia sensors that are situated in each tank that make sure that we are only adding the air that is absolutely needed. Also, our mixing is done through mixers in each tank, and all of the mixers have VFDs installed, so we only use the energy that is needed, which characterizes everything that goes on here at Marseillesport. Also, CO2 is something that is in focus. We have been working on measuring how much oxygen goes off into the up through the wastewater, and therefore we have an ox-off meter installed from Stjernholm. Not in active control, but we are learning more and more about how to actually operate the processes and thereby minimize the nitrous oxide emissions, which is a heavy pollutant to the atmosphere. So moving on to the aeration of the aeration tanks, we have actually exchanged some of our old blowers into new modern ABS compressors. Compressors that actually are with impellers that are magnetically suspended, which make them very, very silent. This reduced the energy consumption significantly. Also, we have a lot of focus on our membranes, fine bubble aeration membranes. At Marseillesport, we've had those all the time. The plant was born with it. And all of our other plants, we've exchanged surface aerators into new fine bubble membranes. These membranes are changed once every 4 years. So every year we empty one tank and exchange around 3,300 membranes. Also a project that had a fairly short return on investment. A small video from the blower room. So now we're in the blower room, supplying all the air for the aeration tanks. And what I want you to notice is the almost silent operation. Although it's actually producing 5,500 cubic meters per hour, you're actually able to hear what I'm saying in here. Next to the main ABS blower, we actually have the old compressors that are only here today as a redundancy.
on the sludge side, we have focused on exchanging our old final dewatering units into new modern Alfa Laval G3 centrifuges, where we not only achieve a little bit higher dry solid, which is actually the most important factor when you look at the return of investment, but also reduce the energy consumption by 60,000 kilowatt hours per year, thereby reduce the overall operation cost significantly. Within the energy production, we both produce electricity to the grid, but also heat to a district heating grid. Everything else that then we actually use for our internal heating. Our digesters, of course, are heated by the heat we produce ourselves, which digests the sludge, final dewater it, and dry the biosolids to agricultural farmlands, which is around 60%. 40% of that the last year we actually drove to a Danish company called Leka. They produce insulation materials for the building industry. And of course, this affected our CO2 tons significantly. The energy production from biogas, which we have done since the plant was established in 93 or modernized, because the plant is much older than that. We in 2010 we replaced the three old engines with two modern CHPs of 250 kilowatt hours. By doing that, we actually produced an additional 1 million kilowatt hours per year, since they were so much more efficient. These engines, when we installed them, had an efficiency of around 38% to 39%. And the surplus heat efficiency is 50% to 55%. So thereby giving it a total efficiency of up to 94%, which is significant. Of course, also the investment was not cheap, but the payback time was still very low here in India. When they became too small, we had to go into phase two and install an additional engine of 355 kilowatt hours. And the bigger the engine gets, the bigger the efficiency also is. Now we're up at around 40%. But here we also had a fairly low return on investment, 3 to 4 years. On the right side now, you see an additional to the old engines, and they become more and more efficient, and thereby they also now have demands for the gas quality. So through activated carbon, we treat the gas and remove fluxanes and sulfur below and a level that the engine manufacturers allow. So I went to BB Wastewater Treatment Plant, one of our other plants, just to show you, because we have we've just installed a new engine, and I wanted to show you that. So here we have the digesters here at BB, with the two digesters at 1600 cubic meters and two of 1000 cubic meters. We have two installations of CHPs. The old one, a 250 kilowatt plant with its own sulfur and siloxane removal filter, also supplied by Nissen Energy. And I want to show you this first because it's in an existing building where we had the furnace. I'll just turn on some light. If the CHP was not running and providing the heat for the plant, we could turn on this boiler. But in here we put the electrical installation, and in the other room we put the 250 kilowatt CHP. It's very quiet right now because we're running with the new 357 kilowatt plant, but a very nice installation with oil
in its own tank and pump, so it's very easy to change the oil and to do maintenance. Very nice installation, and I believe it's from 2013 or 12, so still looking very nice. Moving on, we will go to the new installation, which is in a container. Remember to turn off the lights so we save energy. Oops. Can we get out? Yeah. So here we have the new installation in the its own container light building, with its own siloxane and sulfur removal system, carbon filters, and it was a total delivery from Nissan Energy, including the stack and everything. And let's go inside. A little bit more noise in here. Yeah, so apart from producing electric energy, we also produce heat and export that to the public heating grid. And shown here on the left, not a very big installation, but just a heat exchanger and a couple of pumps. But what's more important, we into the heating plan for the entire city of Aarhus. We actually we have our own little bubble producing heat for the entire system. Which is great. Very short payback time, not a great income, but a very green initiative. So a summary of all these installations, you can look at it when you get the presentation, but a very, very combined low return of investment of all these things, meaning that, you shouldn't think much about doing things at all. Going further on with that, it wasn't enough just to produce electric energy and heat. We also wanted to be a resource recovery plant. And of course, we have been doing that with our sludge for many years. Since phosphorus is a scarce resource in the world, we started looking more into this, started up a trial plan, and this is actually the full-scale plan that opened in 2019, where we try to recover phosphorus through strobilite. What is strobilite? Probably a lot of wastewater guys have seen this before in the pipes, a great scaling material in pipes in the sludge treatment process. But it's actually a mineral that we also know as kidney stone or gallbladder stone. So where you have magnesium, phosphorus, ammonia, and water present at the right pH and temperature conditions, strobilite is actually created. But we actually thought, why not try to create those conditions in an enclosed environment and create this as a fertilizer instead of a problem? And this is what we have done. So the process, the nutrient process recovery plan in a schematic way, where you actually add the centrate from the secondary dewatering, which comes from the digester. There's a lot of ammonia present, phosphorus present as well, not as much magnesium. So we have to add that. And then we do some pH regulation. And add some air to keep the flotation process going and have these small pellets or small fertilizer balls create there, extract them, and actually sell them as a product. So the operational benefits of this phosphorus recovery process is that we will gain more cleaning capacity by extracting the phosphorus load that would otherwise have been
put back into the process tanks. Also, we reduced these blockages and uncontrolled flow by clogging significantly. This was actually the main purpose of us doing this at the beginning, and this means a lot less maintenance costs. We also produce a lot less sludge since we use a lot less chemicals to reduce the phosphorus. Marcellusborg is not a biological phosphorus recovery plant. There is a biological process going on, but they also use iron chloride to precipitate the phosphorus. But extracting the phosphorus means that we use a lot less chemicals to do that. Also, we use a lot less energy for the aeration of ammonia, since this is embedded in the fertilizer as well. And of course, last but not least, we generate a revenue by selling this product. But seeing we want to become a resource recovery plan and moving towards the new Aarhus Rewater, the most energy efficient and resource efficient plant in the world, we're really looking into other processes. What can we do? Right now, we are looking at the producing activated carbon from biochar, from the sludge. And this is something that we have gone into where we are investing this. The energy is self-sufficient. It doesn't stop just at Marcellusborg wastewater treatment plant. It actually covers the entire catchment area of Marcellusborg. You see the catchment area as the dark blue area on the right side. The catchment areas are covered by the four plants today. And in the future, Marcellusborg will absorb both Åby and Viby as well. But today we're actually covering the entire catchment area of Marcellusborg, meaning that we produce more energy than is actually consumed by abstraction of the water, treatment of the water, distribution of it, collection of the wastewater and treatment of it. And as you can see, there are no 2 years that are alike. In the bottom here, you can see the best year was 2016, where we were very close to 100%. But it is something. Fleming, can I ask you to wrap it up, please? We are having so many relevant questions in the chat box, and we definitely want to have time to ask those I'm questions. Very close to finishing up, so thank you. Yes, I will definitely. Also, CO2 emissions is something that means a lot. I won't go into this because there are big opportunities within the greenhouse gas and within the sludge disposals. So this will be something that we will be working on significantly to reduce our emissions from the total catchment area. Yeah, so just to sum it up, we are around 200% energy producer right now. We've saved around 25% of the energy from going from 2005 up to 2016. This is where we are now. We haven't stopped our journey, and we would love to share the journey with you. So thank you very much for your attention, and I really hope that you were able to hear me. I tried to speak as loud as possible, but I don't know what happened. Obviously, there is a long way from Denmark to Turkey. Çok teşekkürler. Gerçekten oldukça motive edici bir sunumdu. Müsaadeniz olursa ben bazı derlediğimiz soruları size yöneltmek isterim. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi çamur yönetimiyle ilgili. Soru şu şekilde, çamur kuruluğunu tarımda kullanım için nasıl arttırıyorsunuz? Yani o susuzlaştırma ünitesinden birazcık daha belki detaylı bahsetmenizde fayda olur. Bu birincisi çamurla ilgili. İkincisi arıtma çamuru bertarafını, maliyetini atık su arıtım maliyetinden ayrı olarak değerlendirdiğinizde bunun birim maliyeti nedir? Yani birim arıtma çamuru arıtım maliyeti nedir? Yes, first of all, our way of dewatering sludge after our digesters
in our digesters, of course, we digest, produce a lot of methane, and in that way, we minimize the amount that we have to drive away by around 30%. Our secondary dewatering is high-pressure centrifuges with a rotating ball of around 3,600 RPMs. And in that way, we use gravity and a little bit of polymer, around 10 kilos of active polymer per ton of dry solid is used to obtain around 30% dry solid. The price for disposal of the sludge is still pretty high, because our farmers in Denmark they receive the fertilizer, use it on the fields, but they also charge us for the sludge. If I calculate it in euros, I would say it would cost around 48 euros per ton of wet material that is disposed of. So around 48 euros per ton of wet sludge. And that includes the trucking, the hauling costs, trucking costs, and what the farmer should have. But it also includes us paying an external company taking care of all the legalities. So taking care that we uphold the law in regards to having the sludge being low on. We are monitoring the heavy metal contents and environmentally unfriendly materials in the sludge, so that the law is being followed. I hope that would answer the question. Evet, çok faydalı oldu. Tekrar teşekkürler. Bir diğer soru da aslında hem sizden önceki konuşmacı Bay Pedersen'le de ilgili bu soru. Pedersen'in sunumunda içme suyu arzının faturalandırılmasıyla ve atık su arıtımının faturalandırılması arasında bir ilişki olduğundan zannediyorum bahsedilmişti. Burada faturalandırmada atık su arıtımının maliyetleri, yani tesislerdeki enerji kazanımı, bu maliyetlerin üzerinde bir enerji kazanımı elde ediliyor ama faturalandırmada atık su arıtımının başka hangi maliyetlerini hesaba katıyorsunuz? Burada bir sanki bir çelişkili durum oluştu gibi gelmiş bazı dinleyicilerimize. Well, I could try to answer that because basically in Denmark, the only source of income we have as a utility company is from the tariffs. So the tariffs should pay for our entire operation, investments and reinvestments in our utility. We don't have any funding from other sources. So that is basically the only source of income for the utility. That is the tariffs. But you could say that at Marselisborg, we do not pay anything for the electrical costs. We actually have an income of from that, since we produce more than we sell. We also do not buy any heat. We actually sell heat. On top of that, of course, we have the costs for the employers' salaries, all the chemical costs, hauling costs for sludge, which is a big part. Actually, salaries and sludge are the biggest costs at the wastewater plants today. But one other big cost is taxes on the wastewater. Here in Denmark, we have a lot of, as you probably know, we are one of the heaviest taxed countries in the world. And in the 70s, 80s, we really tried to get focus on reducing the polluters into our environments. And one of these, one of the ways we did that actually were that the government enforced taxes on the effluent, meaning how many milligrams per liter times cubic meters times a tax. This gives the operator an incentive to actually
treat the wastewater as effectively as possible. So I would say these three, salaries, sludge, and taxes, are the three main parts of the tariff. Pekala, bence çok güzel bir kapsayıcı bir cevap oldu. Yani bizim burada aslında söz konusu ettiğimiz şey atık su arıtma tesisindeki enerji maliyetlerinin üzerinde bir kazanım elde ettiğimiz. Ancak diğer idari maliyetler, operasyonel maliyetler kuşkusuz önemli ve bu faturalara yansıtılıyor. Peki son bir soru soracağım müsaadenizle, ya da son iki soru. Fosfor geri kazanımı için, oldukça teknik bir soru. Fosfor geri kazanımı için sistemde bir digester bulunması gerekmiyor mu? Bundan söz edebilir misiniz? Sizin sisteminizde bir digester var mı? Yes, we have. Yeah, at Marseilles Bar, we have three digesters, each of around 5,000 cubic meters. I mean, I think there are. So it requires a digestion system prior to the phosphorus recovery. Tamam, bu da önemli bir açıklık derdi. Son bir soru. Elektrik üretiminde motorlu sistemler yerine türbinli sistemleri tercih etmemenizin nedeni? The turbine systems are more complex and they are also I think they are more preferred on a larger scale, a lot larger scale. But you should bear in mind they are a lot more complex. But of course, on a larger scale, you will have a higher efficiency as well. So it's something to be investigated. I think since we are below 500 kilowatts, you shouldn't look at turbines. I actually only seen a couple of turbines in the US and they were not running. Yeah, and that was similar. They were too complex to operate and very complex to maintain. These combined heat and power plants are fairly simple, although complex, but fairly simple. Mr. Möller, Mr. Federsen'e biz çok teşekkür ediyoruz sunumları için. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu sunumlar sizlere onların kontak bilgileriyle birlikte gönderiliyor olacak. Yine daha detaylı bilgi almak isterseniz hem Cihat Bey'in hem benim bilgilerim de sizinden paylaşılıyor olacak. Biz hem Bünyamin Bey'e, Aarhus Belediye Başkan Yardımcısı'na hem de Aarhus Su İdaresi direktörlerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her ne kadar oraya sizleri Danimarka'ya götürüp bu tesisleri yerinde ziyaret etmek istesek de artık inşallah 2021'de diyoruz. Ama onların videolarıyla da bir nebze de olsa gitmiş kadar olduk, sanal da olsa. Ben şimdi eğitimimize son oturumu olan mini panel tartışmamızı başlatmak istiyorum. Bu tartışmamızın aslında amacı, bu mini panelimizin amacı da şimdiye kadar kamu idarelerini dinledik. Şimdi de özel sektör, Danimarka'nın özel sektör temsilcilerinin bu konudaki enerji nötr ve enerji verimliliği yolculuğundaki bakış açılarını öğrenmek istiyoruz. Kendileri de üç panelistimiz de Danimarkalı özel sektör teknoloji firmalarının Türkiye Genel Müdürleri ve kendileri Türkiye'de uzun yıllardır tecrübe sahibiler. Dolayısıyla onların tecrübelerinin de bizim için faydalı olacağını düşünüyoruz. Ben sorumu yöneltmek istiyorum. Sizlerin de Danimarka'nın su teknoloji alanındaki önde gelen özel sektör temsilcileri olarak kendi uygulamalarınızdan katılımcılarımıza bahsetmenizi rica ediyoruz. Deneyimleriniz ışığında. Çok teşekkürler. Sözü İsmail Bey ile başlayabiliriz. İsmail Bey, mikrofonunuz kapalı zannediyorum. Pardon.
Seda Hanım, çok teşekkür ederim. Adım İsmail Sincik. AVK Türkiye firması, AVK Bana firmasının Türkiye ülke müdürüyüm. Şimdi konu su yönetiminde enerji nötr uygulamalar. Enerji su yönetimi enerji nötr'e gitmek için aslında iki farklı, yani giderken iki farklı yoldan geçmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bir mevcut enerji tüketimini minimize etmek ve onu optimize etmekten geçiyor. Diğeri de mevcut kaynakları kullanarak daha fazla enerji üretmekten geçiyor. Biz AVK olarak 100'den fazla ülkeye vana tedariği yapan bir imalatçıyız. Vanaların yapısı ve kullanım alanı dolayısıyla da aslında enerji tüketimi minimize etme tarafında faaliyet gösteriyoruz. Bu konuda da şu yakın zamanda en çok odaklandığımız alan kayıp ve kaçakların azaltılması hususu. Çünkü su ihtiyacı azaldığı noktada hem bunun arıtılması hem de pompacı ile ilgili olan bununla alakalı enerji tüketimi aşağıya doğru gidiyor. Ondan dolayı biz yakın zamanda bunun üstüne büyük bir ağırlık vermeye başladık. Özellikle su dağıtım şebekelerinin parçalara bölünmesi ve her bir ayrılmış olan bölgenin basıncının o bölgenin ihtiyacına göre belirlenmesi sayesinde basınç düşüşü dolayısıyla su kayıpları aşağıya iniyor. Özellikle bundan sonraki adımda da gece gündüz yönetimi yapıldığında, yani gece ve gündüz basınçları ayarlandığında belli bir bölgede %10'un altında su kayıplarını düşürmesi oldukça olası. Bizim geçmiş tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Bizim yakın zamanda Tiflis Su İdaresi ile Gürcistan'da yaptığımız bir çalışma var. Yaklaşık 235 tane basınç kırıcı vana kullanarak yaptığımız çalışmanın birinci yılının sonunda su tüketiminde %7 düşüş, buna bağlı enerji tüketiminde %10'a yakın bir düşüşe şahit olduk. Bu da kabaca Tiflis şehri için 6 milyon dolarlık bir tasarrufa tekabül ediyor. Bunun haricinde ikinci olarak yapmaya çalıştığımız şey de idareleri su yönetiminde karar vermesini kolaylaştırmak için onlara destek sistemi sunmayı planlıyoruz. Bu amaçla da IoT denilen pille çalışan ve uzaktan kablosuz bağlantı sunabilen cihazlar var. Bunları da biz su sistemine entegre ederek çok küçük cihazlarla sizin mevcut şebekenizde bulunan vanalardan ve diğer şebeke üstündeki diğer armatürlerden bilgi almasınıza yardımcı oluyoruz. Bu sayede de şebekeden daha detaylı bilgiler alarak su yönetimini daha iyi yapabiliyorsunuz. Bunun en pratik uygulamalarından bir tanesi de akıllı hidrant kapağı dediğimiz bir cihaz sayesinde hidrantlardan yapılan su hırsızlığının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bir hidrant açıldığı anda idare bununla ilgili bilgi alıp aksiyon alabiliyor. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler İsmail Bey. Ben Emre Beylan ve sonrasında Burak Bey'le devam etmek istiyorum. Teşekkürler Seda Hanım. Bize bugünkü programda yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Marmara Belediyeler Birliği'ne ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne de aynı şekilde. İsmim Emre Gören. Ben Tanfos Türkiye'nin genel müdürlüğü görevini son 5 yıldır yürütüyorum. Bunun yanında Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki organizasyonumuzdan da sorumluyum. Danfos'u birçok katılımcı biliyor büyük ihtimalle, çünkü katılımcı listesinde birçok tanıdık isimle de karşılaştım. Dolayısıyla çok kısa geçmek gerekirse Danfos'un ne yaptığını çok aşina olmayanlar için. Danfos 1933 yılında kurulmuş Danimarka'nın en büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bugün tabii dünya çapında bir organizasyonu var. 6 küsur milyar euroluk bir cirosu, 70'den fazla ülkede, 70'den fazla fabrikasıyla 100'den fazla ülkede bir operasyonumuz var. Danfos'un yoğun olarak ilgilendiği konu enerji verimliliğine hizmet eden ürün ve çözümler. 1933 yılında başlayan Danfos'un yolculuğu ilk başta tabii ki mekanik sistemlerle başladı. Mekanik ürün kontrolleri, mekanik kontrollerle suyun, havanın ve hidroliklerin, akışkanların kontrolünü yaptı. İşte 1950'lerden sonra bu elektrik kontroller de bu işin içine girdi. Fakat 1970'lerden sonra da güç elektroniği dahil olduğu için birçok farklı sektöre dokunma imkanımız oldu. Türkiye'de 22 yıldır biz bulunuyoruz ve su ana konularımızdan bir tanesi, ama suyun dışında da bina sistemleri olsun, mobil araçlar, makine üreticileri olsun, buralarda da yine akışkanların kontrolü ana konularımızdan bir tanesi. Bugün değinmek istediğim konum suyla enerjinin biraz ilişkisi. Çünkü suyla enerjinin birbirinden ayrılmaz bir ilişkisi var. Bugünkü konuklar da sunumlarında buna yoğunca değinme fırsatını buldu. Bizim kendimize dönecek olursak kısaca, Danfos'un da aslında kendi tecrübesinden de bahsetmekte fayda var.
Çünkü Danfoss Danimarka'nın enerji politikasıyla tabii paralel olarak çok zorlayıcı hedefler kendine belirlemiş durumda. Ve bu hedeflerin de bir kısmına bugün itibariyle ulaşmış noktada. Biz 2030 yılı itibariyle karbon nötr bir şirket olma hedefimizin yanında bugün 2007'ye kıyasla enerjimizi %45 oranında azaltmayı başardık. Ve yine 2007'ye oranla enerjimizi %33 oranında karbondioksit emisyonumuzu da azaltmayı başardık. Ve bu yolculuk 2030'a doğru devam ediyor. Bizim bu yeşil dönüşümümüz hem yaptığımız iş hem de kendi fabrika ve organizasyonlarımızda uyguladığımız yeşil dönüşümün birkaç parçası var aslında. Bunlardan bir tanesi enerji verimliliği. Biraz önce de bahsettiğim gibi enerji verimliliğimizi, enerji üretkenliğimizi azaltıyoruz. Hem bunu teknolojilerimize yansıtıyoruz hem kendi operasyonlarımıza yansıtıyoruz. Bir diğeri bölgesel ısıtma. Bir önceki sunumda da Fleming Möller Bey'in bahsettiği sunumda Marcellus Bog örneğinde de bölgesel ısıtmanın önemli bir rolü var. Çünkü yapılan uygulamalarda açığa çıkan ısıyı tüketmek de verimli bir şekilde başka yerlerde tüketmek de aslında enerjinin verimli kullanımına çok ciddi hizmet ediyor. Bu enerjinin en verimli tüketileceği alanlardan bir tanesi de bölgesel ısıtma. Her operasyonda tabii bir atık ısı var. Ve bölgesel ısıtmada bu atık ısıyı en verimli bir şekilde şehirlerin ısıtmasına faydası olacak şekilde kullanmamızı sağlıyor. Bu da Danfoss'un en önemli alanlarından bir tanesi. Ve belediyelerle de çok yoğun bu konuda çalışmamız var. Türkiye'de de birçok önce uygulama yaptık. Bir diğeri de işin mobil tarafı. İş makineleri ve traktörler ve bunların elektrifikasyonu da tabii bizim yeşil dönüşümümüzün önemli bir parçasını oluşturuyor. Küresel enerji tüketiminin suyla ilişkisine baktığımızda bugün su yönetiminin %4 gibi bir küresel enerji tüketiminin parçasını oluşturduğunu görüyoruz. Ama belediyelerde su ve atık su yönetiminin %30'lar 40'ları bulan bir enerji tüketimindeki payını da görüyoruz. Bu konuda tasarruf konulardan başta geleni ama artık aslında sormamız gereken soru bu konuda tasarruf yapabilir miyiz veya nasıl yapabiliriz değil. İlk başta Bünyamin Bey'in yaptığı sunuma da değinecek olursam orada çok ciddi zorlayıcı hedefler koyduklarından bahsetti kendileri için. Ve açıkçası bu bizim için de geçerli çünkü Türkiye'de su sektöründe enerji verimliliği, enerji tasarrufu aslında yeni bir konu değil. 2007'lerdeki Enver hareketinden beri, bakanlığın başlattığı Enver hareketi, endüstrideki enerji verimliliği hareketinden beri enerji verimliliği Türkiye'de çok ciddi bir pay sahibi ve bilinç çok yüksek düzeyde. Ama belki de bu noktadan sonra kendimize sormamız gereken soru, su sektörünü enerji nötr yapabilir miyiz? Zorlayıcı bir hedef ama aslında bir sonraki adımımız bu. Enerji verimliliğindeki evrim değil ama belki de devrim olacak şey bu. Enerji su sektörünü enerjiden bağımsız hale getirebilir miyiz ve enerji tüketimimizden bağımsız hale getirebilir miyiz? Bunun cevabı şu, mevcut teknolojilerle aslında bu mümkün. Ve dijitalleşme de bize çok ciddi bu konuda yol açıyor. Bu konuda neler yapabiliriz? Biraz önceki Marcellus Bog örneği Danfoss'un global çapta anlattığı hikayelerden bir tanesi açıkçası. Türkiye'de de bunu birçok belediyeye anlatma fırsatını bulduk. Birçok belediyedeki arkadaşlarımızla birlikte tesisi görme şansımız da oldu. Bu örnekte aslında suyun yönetiminin parçalarındaki yapabileceğimiz iyileştirmeler ve bunun yanında enerji üretimiyle birlikte yapılabileceklerin hepsini bir arada görme şansımız oluyor. Çünkü enerji üretimi, özellikle bir önceki sunumda da bahsedilen kısım, yani çamurdan, biyogaz ve biyogazdan da elektrik enerjisi üretimi işin önemli bir kısmı. Ama bu enerji, ürettiğiniz enerjiyi verimli kullanamazsanızda tabii ki çok ciddi bir enerji kayıp olmuş oluyor. O yüzden suyun üretiminde, ki bunun içine desalinasyon da dahil, sadece kuyudan çıkan su değil, suyun dağıtımında, atık suyun yönetiminde motor kontrol cihazlarıyla ciddi oranda enerji tasarrufu yapmak, verimlilik sağlamak mümkün. İsmail Bey'in de bahsettiği gibi aslında bu enerji verimliliği en de sonunda kayıp kaçakların önlenmesine de sebep oluyor. Çünkü biz suyun akışını çok net bir şekilde kontrol ettiğimizde bu tabii ki basıncı azaltıyor ve kayıp kaçaklar üzerinde de ciddi bir fayda sağlıyor. Burada vanalarında, motor kontrol cihazlarının da dijitalleşmenin ve yazılımda ciddi bir payı var. Ve bu yatırım birçok yatırıma kıyasla aslında çok kısa vadede kendini geri kazanan bir yatırım. Açıkçası burada konuştuğumuz tesisler. Çünkü biz endüstrinin hemen her alanında ve mobilite dahil yani taşıma ulaşım sistemleri dahil revizyonlar yapıyoruz. Ama özellikle
su tesislerinde ve ısıtma soğutma havalandırmada yapılan revizyonlar en kısa dönüşü sağlayan yazılımlar, yatırımlar oluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi burada kullanılan uygulamaların, işte fan, pompa, blower gibi uygulamaların ve bunun yanına hatta turbo blower'ları da koyarsak buralardaki yük tipinin tasarrufa çok uygun olması ve parsiyel yüklerdeki tasarrufu bize sağlaması. Sadece aslında dediğim gibi su sektörü değil, uygulamalar birçok farklı sektörde yapılabiliyor ve elektrik motorları dünyadaki enerji tüketiminin yarısını aslında tüketiyor. Ve biz de elektrik motorlarının kontrolüyle çok yoğun bir şekilde ilgilendiğimiz için aslında dünyanın enerji tüketimini %10'a yakın oranda azaltma imkanımız var. Ama başta da söylediğim gibi su sektörü bunlardan en önemlilerden bir tanesi. Ve burada son olarak bahsetmek istediğim konu da şu, enerjinin verimliliğini artırmaktan bahsediyoruz. Yatırımların çok düşük ve geri kazanım süresinin çok az olduğundan bahsediyoruz. Ama bir yandan da enerji üretimi potansiyelinde su sektöründe olduğunu Marcellus Bog örneğinde de görüyoruz. Ürettiğimiz enerji içinde şöyle bir detay var aslında. Ürettiğimiz enerjiyi doğru zamanda üretmezsek aslında bu enerji direkt çöpe gidiyor. Ürettiğimiz enerjinin doğru zamanda üretilmesi de bugünün şartlarında aslında zor. O yüzden enerji depolama ve enerjinin dönüşümü de çok önemli bir rol tutuyor. Güç elektroniğinin bugün en çok motor kontrolünde veya UPS gibi kesintisiz güç kaynaklarında kullanıldığını görüyoruz ama bugünden sonra aslında güç elektroniğinin en yoğun kullanım alanlarından bir tanesi enerji dönüşümü. Bu enerji dönüşümü de istediğimiz enerjinin istediğimiz yerde ve istediğimiz zamanda kullanılabilmesi için başka enerji tiplerine dönüştürülmesi, ısıdan mekaniğe, mekanikten elektriğe ve bunların da farklı enerji tiplerinde depolanması haline geliyor. Yine buralarda da yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Seda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Belki pek çok soruyu aynı anda cevapladınız ve çok güzel örnekler verdiniz. Çok teşekkürler. Ben sözü Burak Bey'e veriyorum. Selamlar, iyi akşamlar. Bilmiyorum beni duyabiliyor musunuz? Süper. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese selamlarımı iletiyorum. Sevgili Danimarka Başkonsolosluğu'na, Aarhus Belediyesi'ne ve aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne hem katılımları hem de bizlerle birlikte oldukları ve bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi sorduğunuz soru çok güzel bir soru Seda Hanım, çok sağ olun ama sevgili İsmail Bey ve Emre Bey bana cevaplayacak bir şey bırakmadı. O yüzden ben sadece öncelikle bir Grundfos'tan bahsedeyim izin verirsiniz. Arkasından da sadece ekleri yapayım sevgili İsmail Bey ve Emre Bey'in söylediklerini. Öncelikle Grundfos, yani biliyorum pek çok arkadaşımız şu an bu panelde bulunan pek çok arkadaşımız, katılımcımız zaten biliyor. Ama Grundfos 1945 yılında kurulmuş olan bir Danimarka menşeili su ve enerji teknolojileri firması. Ben özellikle su ve enerji teknolojileri diyorum ama herkes tabii ki Grundfos'u bir pompa üreticisi olarak biliyor. Zaten Grundfos'un da en çok yaptığı şey aslında pompa. Şu an işte 1945 yılında kurulmuş olan Grundfos şu an dünyanın en fazla pompasını üreten firma. Özellikle su ve enerji teknolojileri dedim çünkü tabii ki pompa her ne kadar şu an yaptığımız işin büyük bir kısmını oluştursa da artık günümüz ihtiyaçları çerçevesinde bunun su verimliliği, enerji verimliliği alanında daha teknolojik olarak nasıl kullanılabileceği, nasıl çözülebileceği üzerine en yoğun çalışmayı yapıyoruz. Bütün dünyada da dünyanın bütün ülkelerinde hem enerji verimliliği anlamında bütün belediyeler, tesisler, idareler ve enerji endüstriyel firmalar aynı zamanda da binalarla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de de 22 yıldan beri aktif olarak bulunuyor. Globalde çok büyük işte 55 tane ayrı ülkede aktif olarak faaliyet göstermesinin ek olarak Türkiye'de de 22 yıldan beri aslında Danfos'la yeşitiz bu anlamda. Sürekli Emre Bey'le kendi aramızda konuştuğumuz zaman Türkiye'ye gelişi 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanlarda Grundfos'la Danfos'un. Türkiye'de şu an Gebze Organize Sanayi'de Türkiye ve Türkiye'ye bağlı olan Orta Asya ülkeleriyle beraber toplam 100'ün üzerinde çalışanlarımız. Mühendislik, servis, satış, aynı zamanda pompa üretimi, montajı
ve aynı beraberinde hidrofor, atık su terfi istasyonları ve belediyeler ve idarelerle yakından çalıştığımız pek çok aynı zamanda alan var. Bu kabaca Grundfos. Bütün bu sabahtan, daha doğrusu saat 2'den beri dinlediğimiz sunumların, 3'ten beri dinlediğimiz sunumların hepsinde hep enerji verimliliğine den vurduk. Enerji verimliliğinden bahsettik. Ben bir pompa üreticisi firmanın temsilcisi olarak bahis konusu olan harcanan enerjinin en büyük kısmından sorumlu kişi olarak şu an aslında burada bulunuyorum, panelist olarak. Çünkü kullanılan enerjinin, bu bahsettiğimiz işte daha verimli olmasını istediğimiz, azaltmaya çalıştığımız, nötr hale getirmeye çalıştığımız enerjinin en büyük kısmını, en büyük kısımlarından bir tanesini grup olarak pompalar tüketiyor. O pompalar, pompaların üzerindeki motorlar, işte ona bağlı olan hidrolik sistemler ve aynı şekilde bu teknolojinin, yani pompa teknolojilerinin doğru kullanılması ya da kullanılmaması da aslında isterseniz bu hat üzerindeki diğer bütün ekipmanlar, kontrol ekipmanları, işte basınç kırıcılardan tutun da vanalara, diğer kontrol ekipmanlarından dijital çözümlere kadar hepsi eninde sonunda pompalar tarafından basılan suyun kontrolü, onun daha doğru, daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Dolayısıyla pompalar bir anlamda hem sorunun merkezinde, genel toplamda su kaybına yol açan, basıncı yaratan elemanlar hat üzerinde, ama aynı zamanda çözümün de merkezinde. Çünkü eğer doğru teknolojiler, doğru çözümler, doğru yaklaşımlar ve mimariler, genel itibariyle bütün kurulumda mimariler kullanılırsa, aslında hem diğer arkadaşlarımın, diğer panelist arkadaşlarımın bahsettiği gibi hem enerji verimliliğinde hem kayıp kaçak oranlarında çok ciddi tasarruf sağlamak mümkün. Bunların detaylarına herhalde biraz sonra biraz daha gideceğiz ama temelde dünyada en fazla elektriği kullanan cihazlardan bir tanesinin pompalar olduğu, ki bunun özellikle belediyelerde ve idarelerde yüzdesel oranının çok çok daha yüksek olduğu gerçeğinden yola çıkarsak ve aynı zamanda basınç sistemlerinin, daha doğrusu pompaların ya da işte terfi istasyonlarının basınçlandırmasından kaynaklı gelen bu basıncın asıl kayıp kaçak sebeplerinden bir tanesi olduğu göz önüne alınacak olursa, buraya yapacağımız her yatırım aslında biraz önce de söylendiği gibi kendi kendini çok hızlı ödeyen ve aynı zamanda da hem kayıp kaçak oranlarında hem enerji tasarrufu oranlarında çok hızlı yol alabileceğimiz alanlar. Son olarak bir de teknolojiye dokunmak istiyorum burada, çünkü elbette pompa çok mekanik bir cihaz. Suyu A noktasından B noktasına götürmek için işte motorları kullandığımız, elektrik sarfiyatına sebep olduğumuz mekanik bir cihazdan bahsediyoruz. Fakat artık içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm, biraz önce zaten konuşuldu, IoT, Endüstri 4.0 uygulamalarını günümüz pompalarında kullanmak mümkün ve bunları kullandığımız zaman mekanik avantajların çok çok daha ötesinde, çok çok daha ilerisinde enerji verimliliği çözümleri, çok 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 daha ilerisinde su verimliliği ve su tasarrufu çözümlerine ulaşmak mümkün. O yüzden elbette pompanın mekanik bir cihaz olarak size kazandıracağı pek çok avantaj olabilir. Yani var olan pompaların daha verimli pompalarla değiştirilmesi gibi, böyle çok basit, çok temel bir şeyden başlayarak bile enerji verimliliğine ve aynı zamanda su tasarrufuna ulaşmak mümkün. Ama bunun ötesinde IoT teknolojileri, bu Internet of Things, nesnelerin interneti, Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak aslında gerçek tasarrufu, ki şu an sevgili Bünyamin Bey'in ve Fleming ve Fleming Bey'lerin anlatmış oldukları o teknolojileri, şu an hala hazırda Grundfos teknolojileriyle beraber ulaşılmış olan çözümler. Bu videolarda sürekli gözüm Grundfos pompalarını aradı. Bir sürü Grundfos pompası gördük aslında videolarda da. O yüzden de bu teknolojileri Türkiye'de de uygulamak, dünyanın geri kalan yerlerinde olduğu üzere uygulamak ve enerji tasarrufunda ve su tasarrufunda çok çok daha ileriye gitmek mümkün. Çok teşekkürler. Artık panelimizin sonuna yaklaşırken ben son küçük bir soru sormak istiyorum hepinize. Şu an yine bir hayli katılımcımız aslında bizimle beraberler Türkiye'nin her yerinden, su idareleri ve belediye temsilcileri. Onlara vermek isteyeceğiniz, söylemek isteyeceğiniz son bir mesaj ve
Türkiye'nin önündeki fırsatları da içeren, bizim hani terimimizden böyle bir low hanging fruit dediğimiz Danimarkalıların, hani siz hem Danimarka bakış açısına sahipsiniz hem tabii ki Türkiye pazarını çok iyi biliyorsunuz. Yani fazla bir yatırım yapmadan, fazla bir para harcamadan yapılabilecek, hemen yani anında bir bakış açısı değişikliğiyle yapılabilecek ve son bir mesaj vermek isterseniz ne söylemek istersiniz? Yine sırasıyla ben AVK, Danfoss ve Grundfos'u rica ediyorum. Selam, çok teşekkürler bu soru için. Şöyle, ben yine işin bana tarafından yaklaşacağım. Biraz önce bahsettiğim kayıp kaçaklar bence Türkiye'nin ya en hızlı sonuç alabileceğimiz yerlerden bir tanesi. Çünkü resmi verilere baktığımızda Türkiye'de ortalama kayıp kaçak oranı %50 seviyesinde. Yani burada yapabileceğimiz herhangi bir şey anında, yani bu kayıp kaçakları düşürme ile ilgili yaptığımız her aktivite anında sonuç verecek. Hem Emre Bey, Burak Bey değindiler. Ve geri ödeme süresi, yani yaptığınız yatırımın geri kazanım süresi çok hızlı, muhtemelen bir yılın altında olacak. Ondan dolayı şebekedeki basınca müdahale etmek ve en azından geniş bölgeler de olsa, çünkü şehirlerimiz büyük, burada bölgesel olarak basınç yönetimi yapabilmek, kritik nokta bazlı basınç yönetimi yapabilmek bence en hızlı sonuç alabileceğimiz noktalardan bir tanesi. Büyüyen bir tane trend var. Akıllı şehirler trendi, işte hem bahsettiğimiz IoT cihazlar hem de bu bahsettiğim bölgesel yönetebilmeye başladığımızda aldığımız yeni veriler aslında akıllı şehirlerin de temelini oluşturuyor. Akıllı belediyeciliğin temelini oluşturuyor. Ondan dolayı bence çok hızlı sonuç alabilecek alan burası. Çok teşekkürler. Emre Bey, siz devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de o zaman İsmail Bey'in söylediklerini tabii ki harfiyen tekrarlamayayım. Çünkü hepsi çok doğru ama belki başka bir konuya değinebilirim. Kayıp kaçak ve enerji verimliliği kesinlikle öncelikli konu. Ancak belki bunun üzerine şunu da düşünebiliriz. Türkiye'de belediyecilik kültürü, bizim çok olgun bir belediyecilik kültürümüz var. Çok yoğun ve ciddi bir tecrübe var. Bence bu konuda çok fazla tevazu yapmaya gerek yok. Çok etkin belediyelerimiz var ve çok göz önünde. Şimdi bölgeye baktığımızda aslında Türkiye bölgesinde birçok alanda öncülüğü üstlenebilecek bir ülke. Biz de bölge çalışmalarında aktif bulunduğumuz için Afrika dahil olmak üzere Türkiye'nin paylaşabileceği çok şey var aslında. Burada bu belediyelerimizdeki iyi hikayeleri ortaya çıkarmak ve buradaki birlikte çalışmaları artırmak gerekiyor. Bizim belediyelerimiz ve belediye şirketlerimizin bu alanda da çok aktif örnekleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Trafik alanında, su yönetimi alanında, ulaşım alanında belediye şirketlerinin veya bunun dışındaki alanlarda da belediye şirketlerinin yaptığı çalışmalar ve ülkeler arası bunun kooperasyonu yaptığını biliyoruz. Ama burada ilave yapılabilecekler ve buradaki bağlantılar konusunda biz de üstümüze düşeni yapmaya hazırız ve konsolosluğun da gücüyle, bizim kendi organizasyonumuzun avantajıyla bu bağlantıları kurmak, Türkiye belediyelerinin tecrübelerini dışarıdaki ülkelerle paylaşmak. Aynı bugün Marseille Sporg'u nasıl güzel anlattık, Türkiye'den de inanılmaz güzel hikayeler çıkarabiliriz. Belki bu konunun da üzerine düşmemiz lazım. Bir sonraki toplantılarda iyi hikayeleri derleyip toparlayıp bu paylaşımları yapabilecek noktaya getirebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok tevazu yapacak durum yok. Türkiye'de gerçekten çok iyi hikayeler var. Tabii ki. Bu zaten sanıyorum bu teknik eğitimimizin en önemli amaçlarından biri de ortaklıklar kurmak ve iyi hikayeleri paylaşmak. Diyerek ben sözü Grundfos'tan Burak Bey'e veriyorum ve mini panelimizi kapatıyorum. Çok teşekkürler. Mini paneli kapatan kişi olmak ayrıca bir onur. Teşekkür ediyorum Seda Hanım. Arkadaşlarım aslında çok güzel dokundular, hem İsmail Bey hem Emre Bey. Türkiye'de ben paneli ya da işte bütün bugünkü sunumları seyreden arkadaşların akıllarına gelen soruları kendimce bir yerlere yazmaya çalıştım. İlk aklıma gelen şey, öncelikle mesela Aarhus'un kayıp kaçak oranları %5 seviyelerinde. %5 bizim pek çok belediyemiz için oldukça iyi bir oran. Yani şu an bulunduğumuz yer düşünülecek olursa. Bu gidebileceğimiz çok büyük alan olduğunu gösteriyor. Ama öbür taraftan da şöyle bir gerçek var. Metreküp su, hem metreküp suyun maliyeti hem de metreküp suyun arıtılmasının maliyeti
Bugünün euro kuruyla 55-60 lira civarlarında Aarhus'ta. Türkiye'de hiçbir belediyenin bir metreküp için 55-60 lira tarife koyabileceğini düşünemiyorum açıkçası. Hani olayın iki tarafına da bakmamız lazım. Biraz da realistik olmak lazım. O yüzden ben burada biraz daha pragmatik davranmak istiyorum. Gene Emre Bey'in tavsiyesinin üzerine bir ek yapayım izin verirseniz. Daha ilerleyen zamanlarda bu en kolay, en hızlı çözülebilecek olan kayıp kaçak oranlarını hızlıca aşağı çekebileceğimiz, bu su sistemlerinde harcadığımız enerjiyi hızlıca aşağı çekebileceğimiz sistemler eninde sonunda yatırım isteyen sistemler. Benim tavsiyem Türkiye'den bulacağımız, ki var bir sürü örneğimiz Emre Bey'in dediği gibi, Türkiye'den bulacağımız bu örnekler ya da işte yurt dışından başka bulacağımız örnekler olabilir, Aarhus Belediyesi gibi. Herhangi bir yaptığımız uygulama üzerinden ne kadar zamanda bu sistemler kendilerini geri ediyorlar ve bunlar ne kadar hızlı uygulanıp ne kadar çabuk yatırımı kendisini sübvanse eden sistemler, onların üzerinde bahsetmekten fayda olabilir. Bu arada tekrar belki Danimarka örneğine dönecek olursak, Danimarka'da bu tür uygulamalar için var olan fonlar olduğunu biliyoruz. Zaman zaman bunların kullandırılması ya da bunların Türkiye'deki belediyeler için fırsat oluşturması için hep beraber çalışıyoruz. Hem başkonsoloslukla hem de Danimarkalı firmalar olarak. Belki bunların üzerinden de konuşup Danimarka'daki bazı fonların, uzun vadeli bazı fonların Türkiye'de kullanılması ve bu yatırımların yapılması ve bu hızlı geri dönüşle beraber sistemin kendi kendini ödeyebilir bir hale gelip belediyenin üzerine ek bir yük getirmeden pratik olarak hem su tasarrufunun hem enerji tasarrufunun realize olabildiği, gerçekleşebildiği ve aynı zamanda bunun hem teknolojik gelişim açısından hem de Türkiye'deki yatırımların hızlanması açısından bir yol oluşturabileceği, bir kapı açabileceğini de altını çizmek istiyorum. Bu konuda da gerçekten başkonsolosluğumuz, Danimarka Başkonsolosluğumuz çok güzel çalışıyor. Belediyelerle beraber daha aktif olarak bir arada olmak, daha ileriye gitmek de isteriz. Onu da altını çizeyim. Teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz. Özellikle mini panelde bizim anladığımız enerji verimliliği ve su kayıp kaçaklarının azaltılması konusunda kuşkusuz önemli yatırımlar gerekiyor olabilir. Ancak ilk etapta attığımız küçük bir taş bayağı bir şeye tekabül edeceğini gördük, sizlerin söylediklerinizden dinledik. Belki burada enerji performansı sözleşmeleri ile kamu kurumları ile özel sektör arasında bir takım çalışma modellerinin de artık çok iyi bir seçenek olduğunu düşünmemiz gerekir. Burada tıpkı burada dinlediğimiz firmalar gibi başka firmaların da belki kamu idarelerimize bu tür enerji performansı sözleşmeleri ile yıllara sari azaltım ile ödeme seçeneklerini gündeme almalarını çok önemli olduğunu değerlendirebiliriz. Bugün burada biz Marmara Belediyeler Birliği olarak Türkiye Belediyeler Birliği sayesinde Türkiye'nin bütün 30 büyük şehrindeki su ve kanalizasyon idaresine ulaşma şansı yakaladık ve Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ile beraber çok kıymetli Danimarkalı firmaları ve Danimarka'daki Aarhus kent idaresinde, su idaresindeki uzmanları dinleme fırsatı yakaladık. Programın hemen başında ifade ettiğim gibi bu bir eğitim serisi ve bugün ilk eğitimiydi. Bir sonraki ay ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsünü gerçekleştirerek 4 programla bu seriyi finalize etmeyi planlıyoruz. Bu arada son bir teşekkür ve not ifade etmek isterim. Çok sayıda kayıt talebi geldi. Ancak biz bu kapsamı sadece su ve kanalizasyon idareleri ile mümkün mertebe sınırlı tutmaya gayret ettik bu programda. Ancak bir dahaki programlarda konuların çeşitliliğine göre kapsamımızı daha da genişletmeyi ve hem özel sektörden hem de çeşitli STK ve kamu kurum kuruluşlarından kayıtları alacağımızı ifade etmek isterim. Sizin iletişim bilgileriniz bizde mevcut, bu programa kayıt esnasında bıraktığınız bilgiler. Biz konuşmacılarımızın hem sunumlarını hem de kendi uygun gördükleri iletişim bilgilerini sizlerle paylaşıyor olacağız bu programın akabinde.
Katkılarınız ve katılımlarınız, çok kıymetli sorularınız için çok teşekkürler. Değerli firma temsilcisi arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyoruz ve hepinizi ben sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar, bizler de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi akşamlar, teşekkürler. Teşekkürler, iyi akşamlar. Good evening. Anastasia, I'm very sorry. The sound was very low. Ah, Sita has left us.